Razer sunar. Evet efendim, geçtiğimiz günlerde State of Play etkinliğinde duyurulan ve duyurulduğu gibi piyasaya sürülen Silent Hill oyunu The Short Message diyor ki, bak bak hemen benim altımda, kameramı da kapatayım net görün, göremeyen varsa. Korkunun esiri olacaksın diyor. İddialı, çok iddialı. Korkunun esiri olacaksın diyor. E hadi baba, bizim zaten olayımız o, biz onu istiyoruz. Sen beni korkutacaksın, ben çığlık atacağım. Karşı tarafta yani sizler kahkaha atacaksınız. Bu üçgeni sağladık mı tadından yenmiyor. Evet, Konami sunar Silent Hill The Short Message. Hadi başlayalım. Anıl abim, 36. ayında çok teşekkür ederim. Zeynep Savaş, Abdullah Küçükgök, çok teşekkürler. Canlı yayından destek olan herkese, izleyen herkese teşekkürler, teşekkürler ve teşekkürler. The title contains the same suicide... Aa bak, intihar, kendine zarar verme falan, travma gibi şeyleri tetikleyebilir demiş. Arkadaşlar aman diyoruz, bunlar sadece birer oyun. Sakın ha, sizi gebertirim. Kendinize zarar verme. Yok efendim böyle saçma saçma düşünceleri... Bu sadece bir oyun. Ben bu videoları sadece sen keyif alasın. Ben burada salak salak bağırıp korkarken sen orada eğlenesin diye çekiyoruz. Aman bak, gebertirim sizi. Tamam. Sakın ha. Kim bu? Mia Khalifa? Evet, Silent Hill The Short Message. Baştan böyle bir insani bir hatırlatmamızı yapalım. Genelde her videoda yaptığımız gibi iş yoğunluğu, ders yoğunluğu, gün içerisindeki yoğunluk çok olabiliyor, unutulabiliyor. Videoyu beğendiğiniz takdirde alttan beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim çanını açmayı. Şimdi olur, sonunda olur. Oyunla ilgili düşüncelerimizi, yorumlarımızı paylaşmayı ihmal etmeyelim efendim. O halde... Haydi başlayalım. If you felt that you are risk of suicide... Oğlum Allah Allah, çok zorladı oyun ya. İşte kendini böyle kendine zarar verecek gibi hissedersen falan filan. Lütfen bir hani tıbbi bir yardım için bir başvuruda bulun. Ya da bir profesyonel desteğe başvur falan gibi şeyler söyledi. İkidir söylüyor bunu. Anladık lan. Tamam, korku oyunu yaptınız. Sanki dünyadaki tek en korkunç oyun ya. A connection with others is a sign of weakness. Başkalarıyla bir bağlantı arayışında olmak zayıflığın bir işaretidir. The strongest animals don't form groups. They act alone. Tek yaşarlar. Grup oluşturmazlar bir arabayla. Ve sadece kendilerini hayatta tutmak için mücadele ederler. To fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. Ve o grup içerisinde ihanette bulunanlar için, I wanna be strong on my own. Hayat böyle acınasıdır. Without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. Aa, benden yaşlı halime bir mesaj diyerek paylaşmış. Ben de hani kimselerin olmadığı, tek başıma hayatta kalabileceğim bir şekilde yaşayacağım bir hayat istiyorum. Başkalarına bağlı kalmadan. Oo, Khalifa. Mesela 15 yaşındaki benden 30 yaşındaki bene diye bir mesaj yolladı ablam. Ben şeydi değil miydim? I want to show you something. Maya diye birisi. I want to, sana bir şey göstermek istiyorum. Benim villaya gelsene. Can you come to the villa? Evet, villaya gelebilir misin demiş Maya diye birisi. Bir şey diyeceğim. Arkadaki de Maya, fotoğraftaki de Maya. Hiç aynı değil. Oh, yeah. Aa, tamam. Maya buraya gelmemi söylemişti. O Resident Evil 7-8 oynuyor gibi hissettim kendimi. Bak yemin ediyorum bu Konami Resident Evil'dan çok etkileniyor. Silent Hill 2 Remake'i de böyle Resident Evil 2-4 gibi omuz kamerasından oynanışlı yapmaya çalışmışlar. Bu oyunu da Silent Hill 7-8 kafasında yapmaya çalışmışlar gibi hissediyorum. Ulan Capcom, Capcom,
Büyüksün. Etkiliyorum piyasayı. Yalnız grafikler tatlı gözüküyor. Welcome to the City of No Hope. Umudun olmadığı şehre hoş geldin. Sen boktansın. Sen boktansın lan. Allah Allah. This model. Is it this building? Bu bina... Bu model bu bina değil mi dedi. Ne bileyim lan. Ah, ayıcık var. Ben, ne yapıyorsun? Plans to rebuild Cadence that have suffered yet another major setback as in cause of COVID-19 pandemic has been suspended to rest for the matter for years of that jump start. Binayı yeniden yapıyorlarmış. 2019 şey COVID-19'dan sonra bu COVID-19 döneminden sonra Katenstadt denilen bu binayı yeniden yapmaya dair bir plan program içerisine girilmiş. Everyone's losing their futures. İnsanlar geleceklerini kaybettiler. Tüm o yetişkinler sistemin mahkumları oldular. Sistemin mahkumları. Herhalde bu binadan söz ediyor. Bu COVID-19'dan sonra bu binanın yeniden inşasıyla alakalı ama COVID-19'dan dolayı da bu inşaat belki de şey olmamış, o gerçekleşmemiş olabilir. Yeniden yapım. Covid oyunda bile peşimizi bırakmıyor ya. Oğlum bir defol git artık hayatımızdan, pislik. Lan Maya, villa dedin apartmana geldik. Nasıl villa lan bura? Bu Japonların villası böyle apartman mı oluyor? Ne bileyim, anlamadım ki. Şu kapıdan geçer miyiz? It won't open. Aa, açılmayacak. Maya! Hayda, bu Otello oyunda da Maya'ydık değil mi biz? Bu Maya, korku oyunlarında Mayalar... Mayalar bitmiyor ya. Bura geldiğim yer. Burada biri yaşıyor muymuş ya? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi o geldiğimiz yerde bir şey yok. Buraları iyice bakalım. The plan to rebuild Cadence on a reef. Cadence is a town. Stronghold. Stronghold. In recent years. Tamam işte, yine az önce bahsettiğim bu Katenstadt denilen bölgenin yeniden inşa edilmesi, halka açılmasıyla alakalı gazete küpürleri. Hatta bir devrim niyetinde seriydi. Görünüşe göre burası o kadar da kötü bir yer değilmiş. Ailelerimiz demek ki bunların bu böyle bir yerin hayalini kuruyormuş demek ya falan dedi. Ve kapı açıldı. Selamun aleyküm. Where are you, Maya? Neredesin Maya? Neredesin Maya? Yavaş. Lan. Kapatmasaydınız. Ha, şu açık kalsın ama. Hava oluyor, güzel oluyor. Hava esiyor. Tamam, buradan gidebiliriz. Aa, harika. Burası kilitli. Bu koridor pek güzel değil gibi. Oradan şey yapmayalım şimdilik. Çıkış yok diyor. Niye? No exit. Ben tuzağa düştüm adeta. Zaten hep tuzağa düşerim ben. Aga be, çiçekler. Gerçi çiçekleri buzdolabına koyan günümüzde de insanlar var. Hani çabuk bozulmasın diye, değil mi? Ama sanki bir ayrılık yaşanmış gibi bir şey, bir olay yaşanmış. Eğitim plan. Ha, bu kat planları. Villa dediği yer burası ha. Villa katı planı burasıymış. Biz 201'den çıktık. Şu odadan çıktık. Yani buradan. Yanımız 202-204. Peki. Buraya açılmıyor. Buraya belki bir keser mesela sonra. İlla buradan gideceğiz. Nagen! Ne yapıyorsun? Tamam, burada yönetimden bu villa, hani villada villa sakinlerine yazılmış bir mesaj var yönetimle alakalı. Maya! Bu ne lan? Maya!
bunlar nasıl binalar? Bayağıdır terk edilmiş buraya. 2019 Covid'den sonra terk edildiği için sonrasında insanlar gelip hep buralara böyle terk edilmiş diye bir şeyler çizmişler. Grafiti falan yapmışlar. 2019 gibi 5 yıl nereden baksan. Don't be manipulated. Manipüleye gelme diyor. Kendi hislerine güven diyor. Kendi hislerine inan diyor. Böyle yazmış grafitici abimiz ekrana. Maya? Ananı avradın, Maya bu mu? Vay vay vay. Did Maya do this? Bunu acaba Maya mı yaptı? CB. Cherry Blossom. Cherry Blossom. Aa, Maya'nın işareti bu. Maya'nın imzası. Jeez. O gerçekten inanılmaz. Amazing. The city is a blank canvas. Bu şehir adeta bir kanvas gibi. Bizi adeta yani yalvarıyor. Onu umutlarımızı ve rüyalarımızla oyamamız için. Their impulses, their urges. Bu kızların işte gizli taraflarını göstermek istiyorum bu şehirde diye söylüyor. Oha, aa! Görüntü çok iyi oldu lan. What are you hiding inside? Sen içinde ne saklıyorsun? Maya ablam bu. Tamam. Don't worry about what people think. İnsanlar ne düşünüyor diye endişelenme. Be proud. Gurur duy yani. Gururlu ol dedi. Hani kendine güven. Kendine gurur duy. How could I ever be proud of myself? Nasıl kendine gurur duyabilirim ki ben dedi. Gerçek görüntülerle desteklemeleri ara sahneleri güzel olmuş. Tatlı olmuş. Allah abi grafikler harbi ya. Harbi benim de hoşuma gitti yani. Tam böyle Resident Evil 7-8 kafası ya. Bayıldım. Ana. Kedi mi? Bebek mi? Bir dakika geliyorum. For a graffiti artist, spray paint and blank wall... Tamam diyor ki bir belki grafitiyle uğraşanlarınız vardır diyor. Şey varsa aranızda şöyle diyor. Bilenler bilir. Bir grafiti sanatçısı için bir sprey boyasına bir de boyayabileceği bir duvar olması yeterlidir diyor. Incandescent yani bu binada binalar işte binanın duvarları işte apartman duvarları adeta bir kanvas oldu birçok böylesine grafiti sanatçısı için. Adeta yepyeni şeyler ortaya çıkıyor. Yeni grafitiler ortaya çıkıyor diyor. Everyone can see how talented she is. Bak, I couldn't be more different. Maya'nın ne kadar yetenekli olduğunu herkes hemfikir diyor. Ben daha farklısı olamazdım ya da farklı düşünemem. Maya yetenekli bir ablamız belli. Anam. Lan? Cin bebek? Aa kan ne oldu lan bura? Suffocate family. Nasıl bir acı çektiren bir aile ya bu? Nasıl problemli bir aile? Bu arada 5 yıl olmuş Covid'in üzerinden. Hey yavrum hey ya. Zaman çok hızlı geçiyor be. O ne lan? Maya! Lan ne oluyor? Who's there? Kim var orada? Uyuyakalmışım. Cevapladığım için özür dilerim. Emily'ye yazmışız ki. Emily'ye biz yazmışız. Emily iyi misin? Uyuya mı kaldın? Hala mı uyuyorsun? Eğer uyandırıyorsam seni özür dilerim. Seni dün işte göremedim. Hala iyi hissetmiyor musun? Hala iyi değil misin? İlaçlarını alıyor musun diye yazmışız. Şimdi Emily yazdı bize. Geç cevapladığım için özür dilerim. Uyuyakalmışım diye. Don't worry. Hiç sıkıntı yok. Nasıl hissediyorsun şimdi? İyiyim. Şimdi biraz dinlenebildim açıkçası. Seni korkutmak istemedim yazdı Emily. Biz dedik ki hani öyle düşünmüştük ama her şey yolundaysa şimdi sıkıntı yok. Biraz yorgunum dedi Emily. Ama yakında toparlayacağım, kalkacağım dedi. Ha, bu içimi rahatlattı. Bu güzel oldu. Ne oluyor lan? Abi şu kapıları ben kapatayım bak. Gebertirim sizi. Vallahi bak. Koşabiliyor muyuz lan? Aha oyunda koşma yok galiba. Vuhu! İyi koşmayak. O ne? Delirmiş, aptal. Zavallı, aptal, yalancı. Oğlum ne oluyor? What's with this place? Bu yerde neresi lan böyle? Why all the sticky notes? Nerede bu? Neden her...
bu notlar var etrafta. Zavallı, aptal, yalancı, çılgın seni, deli, deli. Ağlasana bebek gibi ha, çirkin şey. Senden nefret ediyorum aptal, defol git buradan. She never said anything nice. Hiç iyi bir şey söylemedi dedi. O hiç iyi bir şey söylemezdi mi dedi, onun için söylenemez miydi dedi. Dur bakayım. Child abuse neglect in Kandistan. A recent statistical survey has shown the rate of child abuse in Kandistan last year. Ha bak, bu Kandistan bölgesinde zorbalık diyelim biz buna. Değil mi? Yok. Şey bu da ya. Evlatlarını mı şey yapmışlar lan bu bunlar? Çocuklarını reddetme durumu. Ya bu da bir zorbalık en nihayetinde. Çocuk şiddeti, çocuk ihmalkarlığı, işte çocukları reddetme falan gibi durum. Avrupa'daki diğer ülkelere nazaran bu Kandistan bölgesinde geçen yıl ikiye katlanmış. Bu ihmalkarlık. Bunun ekonomik durumuna da bir ilgisi olabileceği düşünüyorum. Ama annem beni severdi. Bu neymiş böyle? Antidepresanlar. Yeterince ilaç kullandım, ilk yardım aldım. Yeter. Daha fazla ilaç görmek istemiyorum. Oğlum ne oluyor ya? Aa, şiddet değil mi o? Hepsi senin hatan. Bu kötü şeylerin olmasının sebebi sensin. I'm sorry. Çok üzgünüm. Aa. I'm sorry. Çok üzgünüm. Yapma kız. Bu arada bu oyun bedava arkadaşlar. PlayStation'ınız varsa, PlayStation 5'iniz, bu oyun bedava. Mom. Bizim kız annesinin kendisini bağırmalarını falan mı hatırlıyor acaba? Ama bir yandan da annem beni severdi diyor. Aynalara küsüz. Hadi buyurun. Emily. I'm still a little tired. Tamam. Aa, biz karakterimizin adını öğrendik. Bizim adımız Anita'ymış bu arada. Sen nasılsın Anita dedi. Nasıl yani? İyi. O geçen gün çok da havalı gözükmüyordun. Ateşli gözükmüyordun. Hani seksi gözükmüyordun geçen gün dedi. İyiyim. You don't have to worry. Benim için endişelenmeye gerek yok dedik Amelie'ye. Amelie dedi ki ama yani endişeleneceğim dedi. Endişeleneceğim elbette dedi. Biz dedik ki ilaçlarımızı alıyoruz dedik. İlaçlar iyidir ama terapiye ne dersin dedi. Terapi ne durumda? Yani çok... That doesn't really do much to be honest. Talking adults and doesn't help. Ha, yani çok dürüst olmam gerekirse yetişkinlerle konuşmanın hiçbir yardımı olmuyor bana dedi. Some of classmates are hospitalized. You don't have to do this alone. Hani sen bunu yalnız yapmak zorunda değilsin. Hani bizler de birkaç arkadaş da sınıf arkadaşlarıyla birlikte yapabiliriz dedi. Biliyorum. Eğer bir şeye ihtiyacım olursa sana haber veririm Emily dedik. Bu çocuklar bunu hak ediyorlar. They feel bad, you know, all of them. Aa, diyor ki işte yapılanlardan dolayı sınıftaki sınıf arkadaşlarımız işte yapılanlardan dolayı işte pişmanlar. Hepsi diyor, kötü hissediyor. Pişmanlar demiyor da kötü hissediyorlar dedi. Aynen. Okul yani. Biz intihar mı edeceğiz? Allah korusun bak ya. Yalnız bir kız mıyız biz? Terk mi edildik? Ne olduk ya? Terapi arkadaşı galiba bu Emily, Anita falan bence. Bir yandan da. Maya? Maya? Ananın avradı, ne oluyor? Lan ne oluyor?
Maya! Saçmalama! Hani sırların gizli nokta yerlerimizi gösterecektin? Böyle mi gösteriyordun? Ananı avradın. Ne oluyor lan? Geli, geli, yeri görüyün neti. Güvende miyim? Nereye gitti o şey? Ayrıca neydi lan o? Mayalandı geldi ya bak. Ah Maya, I want to show you. Tamam, villaya geldim işte. Geldin mi? Stüdyodayım ben. Abla biz de daha demin stüdyodaydık. Maya. Burada bir canavar var. Sen iyi misin dedik. Cevap yok. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz ya? Genç teenage suicide continue infamous. İşte bu binada, Kedestan denilen binada gençlerin intihar sayıları artmaya devam ediyor diye bir başlıklı haber atılmış. Özellikle genç yaştaki kızların bu binanın çatılarından her yıl atlayarak intihar ettikleri biliniyormuş da bunun da sayısı artmaya devam etmiş bu yıl. Despite repeated events, building abandoned over since the development and management committee. İşte bu arkadaşlar dedik ki Covid döneminde yapılmaya başlamışlar, yeniden yapılacakmış falan filan ama sonra boş kalmış bu bina. O dönemden beri burada bu terk edilmiş binada bir yandan gelip grafitisini yapanlar var, bir yanda evsiz takılanlar var, bir yanda da gelip intihar eden genç kızlar. The young and unemployed are the relative building their reputation to the street versus their work meanwhile. Ha bak diyormuş da aynı şey. Oğlum Maya. Maya da intihar etmiş olmasın bak, aman diyeyim. Son zamanlarda çok garip davranıyordu. Maya da intihar etmesin bak. Dedi. Bu intihar vakalarından dolayı da kötü bir şöhreti varmış bu binanın, Kedestant'ın. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. Şu geçişler çok zor. Bazı çiçekler vardır diyor. Çiçeklerin çoğu önce çürürler. Çürüyüp dallarından düşerler ve toprakta yeniden hayat bulurlar. Büyüyüşleri, renkleri ne kadar güzelse işte hani açışları, düşüşleri de o kadar güzel olur. Ben de hayatımın böyle olmasını istiyorum demiş zamanında Maya bu ablamıza. Maya. Maya niye cevap vermiyorsun? Hadi Maya. Onu bulmam lazım. Lan intihar etmiş olma, yemin ederim gebertirim bak, inişler çıkışlar. Ne garip bir insansınız lan. 10 numara yeteneğin var ya. Duvar mı kalmadı ülkede? Çizdiririz sana daha başka bir şeyler la. Abi aman diyeyim bak yaratık. Monster. O yaratık. It's gone. Sanırım gitti ha. Where is the studio? Bu stüdyo dediği yer neresi? O çizim yaptığı yer değil mi ya? İlk gördüğümüz yer. Demek ki değil, başka bir yer. Bak burası da stüdyo gibi. Inside the fog of social media. Sosyal medyanın içerisindeki sis. İşte gençlerdeki anksiyete durumları. All of teenagers interviewed said they were ashamed of the risk of selfies they post online. They also claimed they experienced anxiety over getting likes and such. Aa bak diyor ki gençlerle yapılan röportajlarda şunu öğreniyoruz diyor. Yaptığımız röportajlarda gençler işte bir postu, işte bir selfie çektiler, kendilerini çektiler, onu post attıklarında ona yeterince like gelmemesiyle ilgili bir anksiyetelerinin başladığına doğru dolayı röportaj vermişler çoğunluğu. Hani biz fotoğraf atıyoruz ama kimse beğenmiyor abi, sevenimiz mi yok ha geliyor gibi. Bu bir anksiyete oluşturmuş. All of the kids are coming was example of hani işte kendine güvenme, ne denir ona, o benliklerinde bir kırılmaya sebebiyet veriyormuş. Ama ne kadar çok like'ın gelirse de, aa bu kadar seviyorum deyip kendine bir cesaretlenme falan hissi geliyor yani. O zaman ben de intihar etmeyeyim diyorsanız, benim intihar etmemem için videoya bir beğeni alırım. Buraya bir beğeni alırım. Yarın intihar haberimle karşılaşma. Tövbe estağfurullah. Maya.
famous suicide spot. Aa. Herkesin intihar et düştüğü yer işte. O ünlü intihar etme noktası. Tepeden bir atlıyorlar. Genellikle gençler buraya düşüyor. Bak o yüzden buraya şey yapmışlar. Çiçekler böyle anılar, hatıralar koymuşlar. Maya. Maya. Allah'ım şu şemsiyeyi alsak mı acaba? Sıkıntı olmaz. Maya. Arkadaşlar her şey sosyal medya, her şey beğeni değil. Saçmalamayın. Mayacım olur mu? Biz varız ya. Ailen falan yok. Vallahi biz var. Biz buradayız lan. Maya. Herkes için ya. Ayıpsın. Arkadaşın yoksa da biz varız. Bak burada biz şu an 1800 kişiyiz Maya. Biz senleyiz lan. Genel olarak yani chatte olan arkadaşlar için de beraberiz yani. Yapmayın şimdi bunu. Hani aile izgeyini yapmıyorum. Hani böyle sohbet eder takılır dertleşir ki yani. Dert etmeyin. Aile saçmalığına girmeyeceğim de. Ürperteci Maya. Umarım iyisindir. Ama güzel bir konu seçmişler hikaye kısmında. They feel bad and tamam. Emel dedi ki bu arada daha da more about college. Kolejle ilgili bir düşünce var mı dedi. Yani ne gibi? Yani I can't do it. Bunu yapamayacağım dedi. You don't have to decide right away. Hani öyle elini tersemedi bir şey karar verme. Once are at college, are you not coming back here? No, I will come back occasionally. My parents will give me shit if I didn't something. But yeah. Aa bunlar biraz bunlar liseye aram vermiş ya, yoksa kelikler geri dönmüyorlar mı lan? Bunlardaki kolej mantığını da ben çözemiyorum. Kolej, lise mi, üniversite mi, vuracağım bunların eğitim sistemine. My parents will give me shit if I didn't come back home for break. No way, I will come back occasionally. I told you I can't go. This not. Ben işte okula geri dönmeyecek misin diye soruyor kız. Amela ben bir şekilde döneceğim diyor ama bizim kız Anita ben geri gidemeyeceğim. Benim için değil oldu. Benim için değil orası falan dedi. Ders, okul, eğitim benim işim değil dedi bizim karakter Anita. Ben sana yardım edeceğimi söyledim dedi Amelia da cevap olarak. Hani elinin tersiyle etme öyle karar verme hemen diye. It's fine, I can't do anything. Don't know what I... Bak sorun yok. Ben hiçbir şey yapamam bu konuyla ilgili. Eğer oraya gidersen başıma ne gelecek, ne yaşayacağım bilmiyorum. Bak bu da gerçekler. Bu doğru değil dedi Emily. Kendine çok yükleniyorsun. Yani senin benimsediğin yol değil. O yol değil. Sen kendin öncelikle kendinle gurur duymalısın. Tamam mı? Wait about your drugs. Ayrıca şu bana gösterdiğin çizimler vardı ya, hatırlıyor musun dedi. Onlara ne demeli? Adeta bir sanat sınıfına girebilirsin o çizimlerle. Hatta buradan bir işin bile olabilir dedi. I'm not Maya. Ben o Maya değilim, tamam mı? Ben sanatçı değilim dedik. Kapattık. Amel'i anlamıyor. Okumak istemiyorum ya. Diyoruz. Gotcha. Ha, yakaladı. Burası gerçek hoşuna gitmiyor demek ha. Gerçekten burası hoşuna gitmiyor. Anladım. People in this town see graffiti as nothing but trashy doodles. Bu şehirdeki insanlar hani grafitileri görmezden geliyor. Yani bir çöplük gibi onlar için ve aynı zamanda arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım benim hakkında konuşuyorlar. Belki de şehirden gitmek için de kötü bir fikir değildir ha. Grafitinin en güzel yanı dünya senin bir kanvasın adeta. Ve seninle olduğum sürece her yerde eğlenebilirim. Buradan çıkış yok. Niye ya grafiti? Yani gerçekten güzel bir şey. Aa, Cherry Blossom. Stüdyo bura galiba. Maya! Sakın bak. Maya, burada mısın? Burası senin stüdyon mu? Skizacım, Skizembaç. Kimiz, ne? Aa bunlar Maya'nın karalamaları şeyleri. Ne denir ona? Sketch. İşte hani henüz bir üzerinde çalışıyor gibi, işleri bitmemiş ama harika gözüküyorlar hali. Şey ya, sketch. Neydi onun? Çiziktirik değil de taslak. Ha, eskiz. Maya'nın eskizleri.
They seem happy. Mutlu görünüyorlar. A new life. Bu yeni hayatlarında. So full of life. Yaşam dolu. Aha Maya yazdı. Arıyor. Maya, orada mısın? Evet, ben buradayım da sen neredesin Maya? Burası çok tehlikeli. Buradan gitmemiz lazım Mayacığım. Hadi bir geliver. Maya, cevap ver lütfen Maya. Neden cevap vermiyor ki? Neredesin sen? Oğlum kafayı mı yiyorum yoksa ya? Ya. Aha. Kız birine çok benziyor, ciddiye alamıyorum, neyse. Örtü düştü. O da Maya, bu da Maya, ben de Maya, sen de Maya. Kardelencim, canımsın, hoş geldin. İyi ki varsın. Canına kurban. Teşekkürler de senin için. It's beautiful. Who did Maya have in mind? Bu çok güzel. Acaba Maya kimi düşünerek did yaptı bunu? Post this too? Bunu da posta, yani bunu da paylaştım acaba? Aa, bu da Maya'nın Twitter'ı galiba. Even more followers. Bir sürü takipçisi olmuş hatta. I lost followers. Ben de yine takipçi kaybetmişim. İntiharla ilgili post atmış en son bu kız. Some new followers here. Bazı yeni takipçiler var burada. I need to upload stuff like this. Daha çok böyle post atmam lazım. Maya'nınki gibi beğeniler alabilmek için. Seksi mi? Hoşuma gitti. Ah be oğlum. Şu sıkıcı fotoğrafları kes artık. Paylaşmayı kes. No sexy stuff. No. Eğer seksi bir görselin yoksa takipçin de yoktur bebeğim. Wow. You hate your followers? Aa, hayranlarından nefret mi ediyorsun sen? Congrats on reaching your followers. Tebrikler. Takipçi hedefine ulaştın. Hadi hep seksi bir şeyler paylaş. Kesin şunu. Sadece kesin. Emily arıyor. Çok üzgünüm dedi. Aa, kendi durumun kendi başının çaresine kendin bakmanız lazım. Her şey hani ben de hani çıkmıştım yolumdan. Yardımcı olamadım. Çok bencilceydi. Kusura bakma. Böylesine kötü olmamalıydım. Yani benim için yaptıkları için teşekkürler ederim dedi. Lan bir yandan çete bakıyorum. Artırızı kaçırdım. Özür dilerim. Ne? Huh? Aa, sanırım Maya'nın ölümünü kabullenemedim hala dedi. Neden villadan atladı ki? Neden ölmek zorundaydı ki? Maya öldü mü? Bir dakika. Maya gerçekten öldü mü yani? Nasıl? Nasıl unutabildim ben bunu? Sen iyi misin Anita? Alo? Alo? Baba bize mesaj geliyor. Nasıl oluyor ya? E o halde bize mesaj atan bu kişi kim? Find it. Bul. Who? Kim? Kimi? Bul beni. Nefesim kesilinceye kadar uğraş hadi bul beni. Artık. Mayalandık ha. Anam ne oluyor? Lan. Aga ne oluyor aga? Maya. Her yerde çikin yazıyorlar. Sensin çikin. Lan.
ne oluyor? diye geliyor ya lan. Aç 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 aç. Ananı avradını. Neredeyim oğlum, neredeyim? Ağ çatıya çıktık. Furkan ay. Furkan'a hoş geldin. Lovning, teşekkürler de senin için. Maya öldü. Maya died. Ama sanatı yaşamaya devam ediyor. Her art lives on. Even more followers. Hatta daha fazla takipçisi var bile. Ustalık eserim mi? Bitti. Tamamladım, ustalık eserim mi diye de paylaşmış Maya. No one is ever going to notice me. Kimse beni fark etmeyecek. Hiç kimse. İşte burası Maya'nın intihar ettiği yer. Hep senin hatan. Kötü şeylerin olmasının sebebi sensin. Belki ben de onun gibi olabilirim. İşte. Hayır lan! Ya birileri seni dikkatini çek diye daha çok takipçin olsun diye intihar ettiği salak salak saçmalama! Dikkat öyle çekilmez! Bu sosyal medya çok zehirli bir yer. Vallahi bak. Psikolojisi olmayan kaldıramaz burayı abi. Değil mi ya? Psikolojisi böyle güçlü olmayan kaldıramaz burayı. Ne oluyor lan? Am I back at the villa? Bir dakika, villaya geri mi döndüm? But ama why didn't I die? Neden ölmedim? Aha, cin olduk. Allah'ım ölemiyoruz. Aha, Maya yazdı gene. Aha, şimdi Maya, buldun mu? Kızım, dalga mı geçiyorsun sen ya? Neyi buldun mu? Can't leave until you find it. Bulana kadar oradan ayrılamazsın. Bu sen misin gerçekten Maya? Bulana kadar oradan çıkamazsın. Ayrılamazsın. Maya öldü. Sen o değilsin. Bulana kadar çıkamaz. Mal mısın lan sen? Anladık. Kimsin ya sen? Bulana bak ya. Aradığını bulana kadar buradan çıkamazsın. Söylesene lan kimsin? What the fuck? Ne bu ya? Nedir abi, dalga mı geçiyorsunuz? Adam gibi ölemiyoruz bile ya. Aa, batarya şarjımız bitiyor. Akü bitti. Pil bitti. Daha çıkacağız? Lan ışıksız nasıl gideceğiz? Yavrum, siz Japon değil misiniz? Sizde bu takmalı bataryalardan, ne bileyim, yedek şarjlardan her gün üretiliyor sizde ya. Ya 2-3 tane stok yapma cebine ya. Japon. 2-3 tane tut cebinde ya. Bir daha mı ölsek lan, şarj olur belki telefon. Bad girl gets an empty plate. Kötü bir kızsan boş tabak alırsın. Yemek yiyemezsin. Bad girl gets an empty plate. Kötü kızlar nereye de giderler. Hoppa! Kötü bir kız olursan boş tabakta yemek yersin. Yani yemezsin, kafasını yersin. Şu oyun güzel olmuş ya. Tam böyle kasvetli yani. Hepsi senin hatan. It's all your fault. Hepsi senin hatan. Bu senin hatan. Kötü şeyler hep senin yüzünden olur.
Patlayacak mı lan ampul? Bir dur bak. Daha korku oyununda patlamayanını görmedik. Kan var mı yerde? Var gibi. I'm looking for your mother, Mayacım. Adem hoş geldin. Bu hepsi senin hatan. Zavallı, orospu, şey pardon. Öyle yazmış bana, ne yapayım? Çirkin. Gene bir ırıspıcık. Bir ırıspı ve ırıspıcık yazılmış. Ne? What? Aa, kızın çalışmalarını mahvetmişler lan. Kim yaptı bunu? Ne yapayım yani? Burada bitch yazıyor yani. Efendim yazmıyor ki. Bunun İngilizcesinin karşılığı bu. Maya'nın çalışmalarını mahvetmiş birisi. Kadir Akyüz. Hiç öyle bir şey yazmıyorlar chatte Kadir'im. Gayet akıyor oyun. Ağlıyor lan. Oraya nereden geçeriz? Mirsan Hanım hoş geldin. Teşekkür ederim. Şu her girdiğimiz yerde şu kapıları bir kapatmayın. Aa bak buradaki çizimi de mahvetmişler lan. Aptal yazıyor burada da. Az önceki çizim mi bu, yok başka bir çizim mi? Bok parçası. Zavallı. You are such a creep. Ucubesin yazmış. I'm a creep, I'm a weirdo. Senden nefret ediyorum. How could somebody do this? Nasıl olur da birisi bunu yapmış olabilir? Herkes çok güzel işler falan demiş. Ha, Deadmas diye bu bok da neyin nesi yazmış. Shadow Worm. Some people really bazı insanlar yapacak başka işleri yokmuş gibi. Bence bu heriflerdi bunu yapan. Allah'ım! Anonis! Aklım gitti, gerizekalılar. Siz kimsiniz oğlum? Ha? Sosyal medyada her şeyi kulp bulanlar mısınız lan siz? İnsanları zorbalayan tayfa ya sürekli. Manyağa bak. Aklımız gitti, ne yapıyorsunuz ya? Mahallenin pijleri ya. La çık buradan, yürü git. Tarikat mısınız ya, boksunuz ha, kapı açılmıyor. Nefret tayfa ya. Nefret İstanbul. Dararat. Darararararat. Hamura bakmıştık. Let's go. Aha Emily yazdı. Ne diyor? This is... Aa, tıpkı daha önce yaşadığım gibi. Uyuyakalmışım, kusura bakma yazdı gene Emily. İyi mi, hissediyor musun? Yataktan çıkacak kadar iyiyim. Kötü bir arkadaş olduğum için özür dilerim yazmış Emily. Maya gerçekten öldü mü yani? Neden bunu soruyorsun? Lütfen söyle bana. Hala öldüğüne inanamıyorum. Keşke bu bir yalan olsaydı. Son Maya. Yani gerçekten öldü Maya, öyle mi? Anita iyi misin sen? İyi, yeterince uyumadın mı? Ben ne anlatıyorum kızım? Yani öyle sayılır. Bazı iyi ilaçlar alıyorum da ondan dolayı. Ağır ilaçlar. İlaçlar iyidir. Peki ya terapiye ne dersin? Aa tamam. Bana karşı iyisin ama... Beni arkada bıraktın Emily. Maya gerçekten sana bir şey söylemedin mi?
Hayır. Tep konuştuğu kitaptı. Son zamanlarda okuduğu. Hatta ben yine de başına gelenlerden dolayı kendimi suçlu hissediyorum dedi Maya için Emily. Even if she didn't tell me anything. Eğer bana hiçbir şey söylememiş olsa bile if she didn't something was up. Bir şey olduğunu bilmem gerekirdi. Did Maya really not say gerçekten anything? Hiçbir şey öyle söylemeden gitti mi yani? Hiç mi bir şey demeden öyle dümdüz intihar mı etti ya Maya? So what did you think of the book? Kitap hakkında ne düşünüyorsun peki? The author killed themselves. Yazar kendini öldürüyor. Genç yaştayken. Something beautiful. Hem something güzel, tragic. Hani şey, trajik bir şeyden güzel bir şey çıkarmak gibi. Bir şeyden bir şey geliştirmek gibi adeta. Acaba ölmeden önce ne düşünüyorlardı? Hep merak etmişimdir. Her neyse. Mektupla ilgili düşüncelerini paylaşmadın benimle. Gerçekten utangaçsın sen değil mi? Bu biraz hoşuma gitti açıkçası. Sen gerçekten böyle tutkulu bir yazı, yani tutkulu bir şekilde yazıyorsun yazdıklarını. I can't wait to read more. Daha fazlasını okumak için sabırsızlanıyorum. Oh, okay. Aa, tamam, mektuplar. Letters. Şu mektup meselesi. Buraya açılmıyor. Svalyant, selamlar. Abi hatırlıyorum tabii, hoş geldin. Selamlar, sevgiler. Hoş geldin, iyi seyirler. Burada adak mı bura, ne bu? Wonder what those guys are talking about. Acaba o çocuklar ne konuşuyorlar merak ediyorum. Fortune telling? Gelecekten mi bahsediyorlar? A lot of people are getting into that. Birçok insan bunu düşünüyor ha. Ne dersin? Gelecekte ne olacak? Believe in that stuff. O şeylere inanmıyorsun. Tarot işine falan. I think there's something real about it. Bence onlarda gerçekçi bir taraf var. Bu tarot işinde, o kartlarda. Benim büyük büyük annem bir falcıydı. Geleceği anlatırdı işte. Hatta insanların büyük büyük anneme böyle bir peygamber yerine onun gibi davrandığını falan söylediklerini duyardım. Ama hepsi günün sonunda büyük büyük anneme karşı durdular. Ona karşı saf değiştirdiler. Belki diğer insanların geleceklerine bir şeyler söyleyebiliyorsun, onlara bir yönlendirme yapabiliyorsun ama kendi geleceğini yapamıyorsun. Aga ne falı, Allah'ını seversen. Kahveni iç, drogit hadi ya. Ne kartı ya? Dağıt iki batak oyna, herkes evine dağılsın. Ne taratu ne geleceği abi. Believe in Witch of Kingstad. Evet, Kettenstad'da bir cadı olduğuna dair bir inanış varmış bu bölgede. Those who believe in the Witch of Kingstad are shaman who practice on modern Wiccans. Such as praying when beautiful. Bak batıdan doğudan işte öylesine ün salmış ki bu cadı işte artık direkt sadece yani cadı diyor da belki büyü işleriyle alakalı olduğu için de bilmiyorum ama bayağı şey yapmış kulaktan kulağa yayılmış diyebileceğimiz ünde ve doğudan batıdan müşteriler gelmeye başlamış bu cadıya bu bölgeye. As for what the mix comes to, işte böylesine karmaşık bir müşteri skalasında there's one rather creative theory. Bir tane kreatif, yaratıcı bir teori vardı diyor. Diyor ki 1930'lu yıllardaki işte ekonomik büyüme, işte o Japonya ve Almanya'nın durumlarından sonrasında bu ekonomik büyüme ve değişimler bu kültürel inanışlara ve işte bu cadılara inanışlara falan sebebiyet vermiş. Tabii ekonomik anlamda cepte sıkıntı olmayınca baba para var, neyi öğrenebiliriz daha, neyi öğreniriz? Abi her şeyi alabiliyoruz, elimizin altında her şey var. İnsanoğlu açgözlüdür, bir de geleceğimi öğreneyim deyip bu cadılara para yatırmaya başlamışlar, büyücülere, cadılara. Öyle bir inanış ortaya çıkmış.
Meltem ablaya geliyoruz. Tüm geleceği söylüyor. 5 yıllık plan hazır. Üniversiteye gitmeden mezun oluyorum ya. In Japanese culture there has long been since a beautiful sacrifice with harakiri. Evet, Japon kültüründe böyle yıllardır bulunan bir şey varmış. Bir kültür, bir gelenek. O da harakiri. İnsanın hani kendi karnına böyle haçha diye bir şey sokarak intihar etmesi. That side was taken. Bu olay aslında kendi yaşamını sonlandırmak, aynı zamanda işte bu dünyadan tüm günahlarınla kendini arındırıp purify etmen. Hani ben tüm günahlarım için kendimi harakiriliyorum. Aça diye tüm günahları aça sesiyle çıkarıyorum. Ben öbür tarafa sakin gidiyorum abi kafası. Bu konsept, bu olay Batı insanların birçoğuna garip gelmiş yani Batı'daki insanlara. You're not forbidden. Ve bazı insanlar için ise hani Japonlar buna şey diyormuş. Yani ölümün güzel yolu diye. Batı'dakiler de şey demiş. Hasta lan falan. Modern Japan. Bak mesela chat'te de yazılıyor şu anda. Ne demişler mesela? Saçma inanışlar gibi. Bak mesela Uzak Doğu'ya göre biz Batıyız ya. Biz Batıyız. Biz saçma inanış dedik şu an gibi. Onu yazmış az önce. Modern Japanese people however do not view suicide such a positive war and life they value as anthropological reality but ne diyor? Modern Japon insanları diyor. Bu pozitif bir yandan bakmıyorlar. Ha bak eskiden insanlar bu geleneksel şeyde harakiri'yi, intihar etmeyi Japonlarda böyle gerçekten şey gibi görüyorlarmış. Hani bir pozitif bir bakış açısı. Ben bu dünyada yaşayacağımı yaşadım. Benim günahım var şeyim. Ben artık bu dünyadaki hayatımı bitiriyorum. Pozitif bir yaşama yani reenkarnasyona, ikinci kez doğuşa ya da cennete gideceğim, öleceğime inanıp kendilerini öldürmelerinden dolayı hani ben güzel bir amaç için öldürüyorum kendimi demelerinden dolayı eskilerden şeymiş. Hani sevilen bir gelenek. Ama artık diyor Japon insanı, modern Japon insanı bunu saçma buluyor diyor. Hani öyle bir şey yok diyor. Anladın mı? İyi bari. Demek ki zaman geçtikçe akıllanmışlar. If you want food, yemek istiyorsan do what I say. Dediğimi yap. Ne? If you want food, do what I say. Ne yapayım? Bir peynir ekmeğini alırım ya. Varsa bir zeytin, peynir, ekmek, bir çay. Bir sabah kahvaltısı. Mesela şu az önce bir kadın konuştu ya buzdolabının aklınızda. O bizim annemiz mi acaba ya? Allah Allah. Dur bakalım merak ettim oyunu ya. Vallahi. Belki de Japonların günümüzde bu kadar akıllı olmasının sebebi acaba geçmişte çok mu salaklardı? Salakça bir hareket, anladın mı? Harakiri marakiri. Ne yapıyorsunuz abi? Ne harası ne kirisi. Hani çok salaklıktan bir anda mı akıllandılar lan acaba? This is all your fault. Bu senin hatan. Her şey senin hatan. Sen kalpsiz bir uzun. sadece benim arkadaşlarımı çalmaktan başka işin yok. Tüm bu dünyadaki yerimi, arkadaşlarımı, her şeyimi çaldın. And you don't, ve umurunda bile olmadı. Ben senin için bir görünmezim. Senden nefret ediyorum. Sen hiç yetenekli değilsin. Özel de değilsin. Sen bir de kendine sanatçı falan, bir de star sanat falan mı diyorsun? Sanatçı mı diyorsun? Sen insanların yok mu? Hani you came out nowhere. Sen bir hiçlikten çıktın. Her şeyi mahvettin. Hani emseni game demiş. Get the fuck off my hayatımda drol git. Seni bok parçası ucube demiş. Kime demiş abi bunu kurban olayım. Bak bir de intihar ipinin tavandan sallanma sesi geliyor bak. Halat sesi geliyor sanki. Ne oluyor oğlum? Bayağı sövmüş ya. Bayağı mektupla bayağı sövmüş. Bu da üniversiteyle ilgili oryantasyon. Burası Emily'nin gitmek istediği üniversitenin ya da lisenin her neyse oryantasyon kağıdı. Hey Anita, bir dakikan var mı konuşmak için? Tabii, ne haber? Tabii, ne haber mi? Ya yavrum ne demek tabii ne haber? Ölüyoruz ya biz burada. Ne bir dakikası? Benim vaktim yok. Hadi ya. Neyse. You seem kind of out of before. Hani kendinden geçmiş gibiydin az önce dedi. Sana canını sıkan bir şey mi var? Lütfen söyle bana dedi Emily bize.
İyiyim iyiyim, sıkıntı yok. Bunu tekrar ortaya, yani söylediğim için üzgünüm ama don't gonna fry. Tamam, okay. Sıkıntı yok ya. Üstüne gitme işte. Sıkıntı yok, merak etme. Hey, bir mağazaya alışverişe falan mı gitsek bir ara? I haven't left my house in what's erkek kardeşim buraya geldi diyor. Tamam mı? Hani o sıkıntı diyor. Zaten evimi sanki hiç evinden hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum. Hep evdeyim diyor. Bir ara alışverişe gidelim. Bir de kardeşim geldi diyor. Biz dedik ya olur, iyi misin dedik. O dedi ki evet, just gonna try to avoid him. Olabildiğince onu görmezden, kardeşimi görmezden gelmeye çalışıyorum. Bu arada alışverişe ne dersin, olur mu? Belki tatlı bir şeyler bulabiliriz. Hayır ya, ben böyle iyiyim. Ben çok alışverişin, bir şeyler almanın manyağı değilim. Ayrıca bana hiçbir şey tatlı gözükmüyor zaten. Ne gideceğim alışveriş merkezine falan dedi. Amelia dedi ki kes şunu. Vallahi kendine çok zor yükleniyorsun ya. Hey, belki de sana güzel bir kıyafet falan buluruz dedi. Kendime çok yükleniyorum ha. Bunu düşünen tek kişi Emily. Kendimi üstüne çok gittiğimi düşünen tek kişi Emily. Evet, diyor ki 23 Aralık 2020'de birisi günlüğüne bir not yazmış. Kardeşim Christmas tatili için geldiğinden beri hiç ders çalışamadım. He is nice and doesn't interrupt my studies or anything. Yani o çok iyi bir şey. Derslerini falan da müdahale etmiyor ama ben hani onun bana I can't stand him staring at me. Onun bana bakmasından kendimi alamıyorum. I know he was probably just messing with me back then, but diyor ki biliyorum sadece benimle hani uğraşmak için bana bakıyor sürekli ama korkuyorum da diyor içten içe. It's made me hate any guy. Bana bakan herkes, her erkekten nefret etmeme sebebiyet veriyor kardeşimin bana böyle yapıyor olması. Diğer kızlar, I can't believe other girls walk around school and town showing so much skin. Hani kızların böyle etrafta gezerken çok fazla orasını burasını göstermesine de inanamıyorum falan diyor. I think I'm finally finding my studies groove. My test scores are really good. I'm worried about how much my parents are fighting recently. Diyor ki işte derslerimi iyi hale getirdim ama son zamanda ailem çok kavga ediyor. Bunu düşünüyorum diyor. They were yelling at each other again today. Gene bugün birbirlerine bağırdı anneme babam. Anneme sordum neden böyle yapıyorsunuz diye ama hiçbir şey söylemedi. Evet, sonunda o gün geldi. Yarın test günü. Annem bana çokça çalıştığımı, kendine gurur duyacağım falan söyledi. Harika hissediyorum. O benim gerçek annem değil ama yine de beni seviyor. Ben de onu seviyorum. Yarın hem senin için hem de kendim için hem de babam için bu testi başarıyla geçeceğim yazmış. Chat iyi miyiz? Bir şey düştü. İyi miyiz? Gidiyorum, devam ediyorum. Bismillah. I'm finally focused on my studies, so I think might... Evet, diyor ki işte tamamen derslerime odaklandım. I just see people coming through. Vallahi hani derslerime odaklanmış olmam hani insanların bana sürekli işte troll, inek falan demesine sebebiyet veriyor ama umurumda değil. I have to make it college. Yani şey, üniversiteye gitmek istiyorsam, işte koleje gitmek istiyorsam bunu yapmam lazım. Annem ve babam hani bana güveniyorlar. Hani başarılı olacağıma inanıyorlar. Ben de onları gururlandıracağım, yapacağım seçimle. Alright. Kitapların üstüne gitmenin vakti sabaha kadar. Biz sabaha kadar oyun oynuyoruz. Bak çocuk sabaha kadar ders çalışıyor. Ne güzel, aferin. Dad was talking today about this. Evet, babam bugün şehre yeniden inşa edecekleri bina hakkında konuşmaya başladı. Yeniden inşa hakkında. Ancak Çin'den ortaya çıkan bir şey varmış, bir sıkıntı. Bu da her şeyin engellenmesine, bu işin iptal edilmesine sebebiyet vermiş ki o şeyin adı Covid'in ta kendisi. Covid-19. Ya olsaydı güzel olacaktı ama olamayacak maalesef bu yüzden. Nothing in place. Bu aptalca demişler, bu hastalığın böyle bir şeye engel oluyor olması.
benim hayatım bu şehirde değil. Hani bu şehre kapanmışlık var ama benim hayatım bu şehirde değil. Bu burada değil. In the city where culture waiting for me. Everything riding on my experience. Tamam kızım. Hani bunlar yaşanıyor ama ben işte sınavlarıma odaklanacağım diyor. Covid ya. Her yerde. Covid'im her yerde. Stay home alone. Evde yalnız. Evde yalnız kal. Seyit Ali'cim selamlar. Nasıl bir evmiş burası böyle ya? Hani Japon evleri küçük olurdu ya? I got some materials for my first choice. Bugün ilk tercümle ilgili bazı mailler aldım. I'm going to be a college freshman. I'm so happy. I still hala işte üniversiteye gideceğime inanamıyorum kabul edilmemle ilgili. Annem, babam, ben hani I'm going to study my ass off and the best daughter ever. Thank you. Aa diyor ki işte hani çalıştım. Kıçım düzleşene kadar der çalıştım. Anne baba ve kızınızla gurur duyun. Başardım. Her şey için teşekkürler. Yine annem ve babam kavga ediyorlar. Bankayla ilgili, ödemelerle ilgili konuşuyorlar. Wasn't everything supposed to work out with the building? Hani zannediyorum işte bu bir şey, bu yeni inşa etme planının gerçekleşmemesiyle alakalı değil zannediyorum her şey. So this means everything. Yani sanırım bunun anlamı paraların, ailemin parasının bittiğiyle alakalı bu kavga. Acaba üniversiteye gidemeyecek miyim? Onca çalışmam bir hiç işim mi? Olamaz. Lütfen beni terk etme anne. Burada kalamam. Kardeşimle burada kalamam. Annem gitti. She told me, onun yolundan çekilmemi söyledi bana. Annem bu bizi terk etti. Benim de buradan gitmem lazım. Ortalıktan kaybolmak isterim ama nereye gidebilirim? Her şey kötü bir rüya olmalı. Her şey kötü bir rüya olmalı. Her şey kötü bir rüya olmalı. Emily hated the way her brother looked at her. Aa, Emily'nin evindeyiz şu an. Aa, bu Emily lan. Emily kardeşinden nefret ederdi onun ona bakışından. O yüzden ondan kurtulmak için ne olursa yapardı. Ananı avradını, Emily de mi ölü? Hassi. Genç öğrenci ölü bulundu. İntihar, yani intihar olabilir. 25 Eylül 2021. At around 10 a.m. on 7th, ayın 24'ü sabah 10'da. Bölgede oturan sakinler 18 yaşında bir kız çocuğunun üniversite öğrencisi lise öğrencisinin Cadestant binasının tepesinden çatısından atladığını bildirdiler. Çocuk hemen hastaneye götürülmüş ancak 2 saat sonra hayatını kaybettiği duyurulmuş. According to okulun çalışanına göre kız çok fazla o evdeki dertlerden dolayı, sıkıntılardan dolayı son zamanlarda liseye gelmiyormuş çok fazla. No, hiçbir not bırakılmamış ya da günlüğü bulunamamış kızın. But police still believe her death. Ama yine de bu kızın ölümünün intihar olduğu düşüncesindeymiş polis. Emily is not like this though. Emily böyle değildi ya. Değil mi? Emily de ölmemiştir ya. Belki erkek kardeşi böyle bir kadın peruğu falan takarak mı intihar etti diyelim. Nasıl diyelim bilemedim ki. Emily? Kapattınız mı onu da amel defterini? Ne yaptınız ya? Emily. Aman diyeyim bak. As. Deme be. O ne lan? School. Okul mu? Aha oyun Outlast'a döndü. E.T. selamlar. Okula döndük. Aha vallahi Outlast'teki o sahne hatırlıyorsunuz mu? Outlast 2'de vardı böyle bir sahne. Emily? Emily? Maya? Maya! İbrahim ne yapıyorsunuz? Anam Allah hapta! Anandır! Ayakkabı attı onu bunu çocuğu. Lan ne atıyorsun? Bunu çocukları... La oğlum atmayın la! Defol git falan diyor. Mal mısınız siz ya?
Gerizekalı! Mala bak! Biz burslu kazandık, sen paralı geliyorsun diye ne artistik lan bu? Piçe bak, delirttiniz beni ya. Cadı. O ne lan? Ucube falan yazmışlar. Kimse kim olduğunu umursamıyor. Çekil lan! Çekil, dingil. Ne yapayım oğlum? Ne yapayım, şişeye mi oturayım? Ne yapayım lan? Çekilin bakayım. Burada açılmıyor. Zorba köpekler. Kardeşim çekilir misin? Dolabıma geçeceğim. Dolabıma bakacağım. Allah Allah. O ne? Ha burayı. Aa bu da ne lan? Atmayın lan! Atmasan oğlum! Defol git ucube, ırıspı. Senin sanatında, çalışmalarında korkutucu, yani iğrenç. Boh parçası. Gidicim iyi geceler. Kapanmayın, kapatmayın. Lan! Ne yapayım, tarayayım mı hepinizi? Oy, şu sahneye bir baksana. İnanılmaz. Bak gerçekten biz şimdi böyle hani oyun diye muhabbetini şey yapmıyoruz, hani goy goya vuruyoruz belki ama gerçekte günümüzde harbiden böyle okulda arkadaşlar arasında şu ekranda gördüğünüz bu laflarla zorbalanan bir sürü genç var. O yüzden okula gitmek istemeyen, işe gitmek istemeyen, arkadaş edinmek istemeyen. Vallahi var ya ve bu iğrenç bir şey. Harbiden çok iğrenç bir şey. Adam mısınız lan? Ha? Sizi ana doğurdu, bizi baba mı doğurdu oğlum? Hepimiz insanız lan, hayvan. Bak o ağzını kapat falan diyorlar. Allah Allah. Aynaya bakıyor musun sen Nazike? He? Gerizekalı. Burnun yok senin ya. Mal. Ucube sensin lan salak. 1.13 boyu var. Mal. Böyle mi yapalım yani size? Böyle mi davranalım? Ucube değil. O benim arkadaşım. Zeynep'cim hoş geldin. Küçükken çok yaşardım. Kıvırcık saçlıyım diye Merinos diyorlardı. Bana da hep şey denir ya ama ben alışmıştım. Ben kendime de diyordum. Mete koyayım o göte falan. Koyma! Koşmayayım mı? Nasıl koşmayayım? Mal nasıl koşmayayım? Anam. Elem terefiş, ken gözlere şiş. Kem göz. Her yer kem göz. Abla nereye gideceğim? Silent Hill. Allah'ım! Sonraki hedefim ben miyim? Beni mi alacaksın? Beni mi feda edeceksin o inandığın şeye? Allah'ım! Lan! Ya ne koşma abi de o! Ananı avradın! Gelme ne olur gelme! Gelme! Ananı! Bak! Çiçek açmışsın nefis. Neden beni kovalıyorsun lan? Kadir Altaş, Mayam geldi aga, aç kaç kurtar kendini. Ya
Gelen bambaşka çiçek mi çek gel çiçek gibi geliyor kız da. Anlam veremedim. Acayip bir gelişi var. Don't run diyordu ya. Koşmuyorum da koşası geliyor insanın yani. Öyle bir ortam. Müdür bey. Nihat abi. Okulun hizmetlisi. Nihat abi kapattınız mı? Abi ben kaldım ya. Lan beni almadınız. Oo dolapta jilet var. Sprey var. Kulaklık güzel. Emily, Maya falan. Bu şimdi bizim dolap mı, Maya'nın dolabı mı? Cadının dolabı. Allah Allah. Abi hayır ya. Oğlum gene mi? Ya nasıl don't run? Abi nasıl don't run ya? Ya saçmalama! Ya annenin... Acıktı ama. Doğru yolu bulmam lazım. Allah'ım labirentlerden nefret ederim ben ya. Olmaz 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 lan yine olmaz lan. Ne yakalıyor ya? Ucubik. O topukluyla nasıl koşuyor artık ya? Anam vay, anam vay, anam vay, anam vay, anam vay, anam vay. Vay anam vay. Oğlum, ne yapıyorsunuz ya? Kes şunu, dur artık, dur! Aptal ırsı falan yazıyorsunuz bak, vallahi ayıp oluyor ya. Oğlum biz size sövüyor muyuz? Aga nereden geçeceğiz? Anam. Harbi bizi niye kovalıyorsun? Sen kimsin baba? Sen kimsin ya? Not again. Not again. Bir yere pısı versek ya. What did I do to deserve? Bunu yapacak, bunu yaşayacak ne? Bunu ne hak ettim ya? Ne yaptın da hak ettim ben bunu? Aha. Find it. Bul onu. Ya senin de ölünü. Neyi bulayım ya? Bul. Neyi abi? Neyi aradığımı söyler misin bana? Bul. Tövbe estağfurullah. Neyi bulmam gerekiyor oğlum? Neyi bulmam gerekiyor ya? Ne abi? Neyi bulacağız ya? Aa bak bunu da içinden geçmişler bu fotoğrafın. Bu fotoğraf diyorum bu çizimin. Sakura. This guy... Bu çocuk tanıdık geldi ya. Bir az önce gene yani bundan bir yarım saat falan önce gene bu sayfalar arasında geçtiğimizde bu çocuğun bileğinde böyle bir şey var mıydı la? They're hurt. Bunlar acı çekmiş, yaralanmış insanlar. Where are you going? Nereye gidiyorsun? Yeah. Ha, tabii ya. That's right. Cennete mi nereye? Ölüm, huzura mı? Amali. Aa, Amali. What's that? Ha, o da ne? Oh, you like what ha, gördüğün hoşuna mı gitti? Come closer then. Bileklik vardı sanki. Var mıydı? Ben hatırlayamadım. Yaklaş o eğer hoşuna gittiyse. Gel bakayım buraya dedi. Wait a sec. Bekle bir dakika. You two are sizler from my class. Benim sınıfımdansınız. Those glasses look good on you. Ha, gözlük güzelmiş gözünde. Gözlük sana gitmiş dedi. So
sorry. She's so cute. Aha, üzgünüm, çok tatlı da. O yüzden öyle söylemiştim. Kendime yardım edemem. Aa, Emily. Kamerayı açacağım. Feel free to stop by anytime. İstediğin zaman durdurabilirsin. Buraya her zaman gelebilirsin. Maya only ever cared about Emily. Maya sadece Emily'yi umursardı. She didn't see me. Beni görmezdi. I was invisible. Ben onun için görünmezdim. Baba ben diyeyim. Maya bunları etki altına almış. Kameramı hemen açacağım bir saniye. Çok pardon. Şu notu da okuyayım. 31 Ocak. 2 gün önce. I haven't really been in a good mood since the morning. Bu sabahtan beri kendimi iyi hissetmiyorum. İyi bir modumda değilim. I tried to kendimi grafitte kaybetmeye çalıştım ama hiç de öyle hissettirmedi. Eskiden çizerdim, kaybederdim kendimi. Giderdim öyle. Hani unuturdum her şeyi. Belki de bu annemden dolayı. Bu sabah onunla tartıştığımız için olabilir. Belki de değildir, bilmiyorum. Daha önce de bunu yaşamıştık. I know probably yani farklı şeyler yaşıyoruz. Yani uzun süredir başka şeyler var dedi. Acaba bugün sınıf arkadaşlarım bana baktığı için mi? Belki olabilir. Beni bilmiyorlar. Sadece they are just taking their issues out on someone. Sadece dertlerini başkalarından çıkaran kişiler onlar. It's gotta be because onlar olmalı çünkü I lost a special person and ben o özel insanı kaybettim ve o bana umut verirdi ve ama şimdi o benim yanımda yok. Neden böyle hissediyorum? Daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Hadi buyurun. Kütüphaneye geldik. Ne oluyor lan? Ha, yine okula geri döndüm. Oğlum Allah! Bir şey düşürdüm. Maya. Maya düşürdüm Maya. Güzellik diye bir şey yok. Bunların hiçbiri güzel değil. Deme öyle deme. Affedersin. Bir şey düşünüyordum da. Geldin öyle cin gibi aklımız gitti ya. İstediğim kitabı öldün çaldım. Bitirdim. Hepsi senin. I wrote my impressions in a letter. Hani düşüncelerimi yazdım o mektuba. Read it when you get home, okay? Eve gittiğinde oku, tamam mı? Aa, bu kızın intihar ettiği gün mü lan? Acaba? Impression düşünce değil de neydi ya? Ya bazı kelimeler dilimin ucuna geliyor, söyleyemiyorum. Deliriyorum ya. Gitme lan. Neredeydi o kitap? O kitap. Kadazan The Count Cursed by a Witch. Evet. Bir cadı tarafından lanetlenmiş şehir Kedestand. Kedestand continues to rapid decline in population. Diyor ki izlenimlerimi impression orada izlenim, yani ben düşünceler değil mi? İzlenim, evet doğru dediniz. Kedestand'da insanlar buradan ayrılmaya, buranın popülasyonu düşmeye devam ediyor. Ekonomi zorto, insanlar lanetli olduğunu falan düşünüyorlar artık. Ekonomi intiharlar buradan gitmeye başlamışlar. Buradaki bu cadı buraya böylesine bir lanet manet yapmış da hem ekonomik anlamda hem bu popülasyonun azalması anlamında böyle bir şeyler yaptı deniliyor 1930'larda. Hatta araştırmacılar 1930'larda bu kadının bulunup, bu cadının bulunup öldürüldüğünü falan söylemişler. Ölümünden önce de bu şehri lanetlemiş bu kadın gibisinden durumlar var. Demek ki bu bir lanet. Ama benimle ne alakası var ya? Neden ben? Neden ben de böyle lanetleniyorum kardeşim? Büyük annemiz mi ya? Bul onu.
Lan neyi lan neyi? Söyle bana neymiş bu lanet? Bu senin lanetin mi? Böylesine bir yerde ne bulayım? 1000 tane kitap var burada ya. Doğmamış çocuğa mektup mu? Ne lan bu? Ne bulayım ya? Sapiens. English Dictionary. The Witch Hunt of Kedestand. 1930 Almanya'sında Kedestand adı verilen bir şehirde bir ekonomiksel bir durum süreçte bu başarının arkasında Japon bir kadının olduğu düşünülmüş. Mistik güçleri olan bir kadın. She would come to be known as Witch of Far East. Uzak Doğu'nun cadısı olarak anılmaya başlamış bu kadın. Ve Alman insanlar tarafından bayağı şeymiş, saygınmış. However, 1947'de bir sürü kayıp yaşanmış. Özellikle işte endüstriyel bölgelerde losing the majority of factories of which Far East who was hospitalized. Ve işte buna sebebiyet olduğu verildiği düşünülen Doğu'nun cadısı, Uzak Doğu'nun cadısı çatıdan atlamış hastanenin çatısından ve kendisini öldürmüş. Hani 1947'de bir yıkım olmuş. Ekonomik anlamda her şey yok yani bayağı kaybetmiş insanlar. Buna sebebiyet verdiği düşüncesiyle suçlanan bu kadın Uzak Doğu'nun cadısı intihar etmiş. Bu kadının bilinmeyen bir hastalığı olduğu söylenmiş. Teşhisi konmuş ve çok inanana göre özellikle bu hastalığı, bu intiharı onu zorlamış. Bazı yaşayan halka göre ise claim that witch hunt was a blame. Bu cadı avının bir suç oldu. Yani bu cadı avından şüphelenmiş birçok insanda. Bu hani kadını boş yere suçladılar. Cadı avı yaptılar ve bu cadı avından dolayı kaldıramadı ve intihar etti gibi. The witch rise comes in a minor party who is chaos from işte ölümlerden, kaoslardan sebebiyet. Tabii ki bu durumu destekleyen hiçbir kanıt yoktu. Bunlar sadece birer teoriydi. Batman parties didn't manage. Ancak ülkenin başındaki parti, şehrin başında işte o hükümet yani bunu yönetemediği için bu durumu cadının ölümüne, daha sonrasında cadının ölümüne sebebiyet verildi. Ve kadının işte böylesine ölümünün ardından cadının laneti bu şehri kapladı ve hani hiçbir şey artık eskisi gibi olmadı denmiş burası için. Looks like there's space for a book here. Burada bir kitap için boş yer var. I think I know these. Sanırım bunları biliyorum. Bir dakika. Dolapta kitap. Mercan Keskin selamlar. No way. Olamaz. Hadi canım. Bu kitabı bulmamız lazım. Çünkü cadının laneti falan, ben bunu bir yerde okumuştum ve hatırlıyorum şimdi dedi kız. Ben doğru anlıyorum değil mi? Cadı ilk başta hani bu kadın Almanya, bu Almanya'ya iyi gelmiş aslında ekonomik anlamda 1930'larda. 1947'de bir şeyler cortlamaya başlamış. Bu kadını suçlayanlar var. Hastalığından intihar etti diyen var. Suçlandığı için intihar etti diyen var. O dönemin hükümeti bir şeyleri adam akıllı kontrol edemediğinden dolayı, yönetemediğinden dolayı bu kadın intihar etmesinde bir şey var. Bir şüphe var. Diğer okul gibi. Tıpkı diğer okul gibi dedi. Neden hep böyle şeyler oluyor? Her zaman gerçekleşiyor. Bu kız başka bir okuldaymış, gene başına böyle bir şey gelmiş bak bu Maya. I've never seen Maya like that before. Maya'yı daha önce hiç böyle görmemiştim. İyi misin Anita? Amel yazdı. Hani okunduyla kaldı mesajın, cevap vermedim, merak ettim demiş. Maya'yı düşünüyordum da özür dilerim. Not sure if you know this but... Bunu biliyor musun bilmiyorum ama Maya okulda zorbalanıyormuş. Zorbalanıyordu. Biliyorum. Ama bunun sorun olmadığını söylerdi Maya hep.
Ben de, I figured I should have pushed the issue. Ben de üzerine gitmediğimi düşündüm bu durumun. Ama artık çok geçti. Why didn't she say anything before she died? Ölmeden önce niye Maya hiçbir şey söylemedi ki? Keşke benimle konuşsaydı demiş Emily. Belki de maybe she didn't see me as a friend. Belki de beni bir arkadaş olarak That's görmüyordu. Not true. Hiç de öyle değil, saçmalama. Yalancı. Ne? What? Maya's locker. Maya'nın dolabı. No, it's not here. Burada değil. It wasn't here before either. Daha önce de burada değildi. My locker. Benim dolabım. Ama niye kilitli bura? Why is it locked? Is there something I don't want to see? Görmek istemediğim bir şey mi var acaba burada? Şifre var bir yerde. 2 3 tavan 3 0 0 3 2 0 0 3 2 Bak 0 3 karşıda 2 var. Diğer şifre nerede? Görebiliyorsunuz mu? Sarı duvarda bir var. Aha evet, sarı değil. Sarıyla yazılmış bir var. Sarı duvar değil de. Tamam, 1, 0, 3, 2. Ne? 0, 1, 3, 2 mi yani? 0, 1 ya da 0, 3, 1, 2. I know what's inside. İçinde ne? And I can't look away. İçinde ne olduğunu biliyorum ama ona bakmaz, bak yani bak görmemezden gelemem. İşte burada. Bu mektup ne? Was it inside the book? Acaba kitabın içinde miydi bu mektup? Sıralamayı şöyle yaptım. 0, 3, 1, 2 yakından uzağa şeklinde. Remember when I said I wanted to live like a cherry blossom? To be beautiful and dignified for a fleeting moment, simply by letting go of life. Daring to bloom, knowing it won't last. Bir anlatsın. Üstüne sesler bilmesin. In vivid color. I wish I could live like that. I want to experience true beauty, if only for a moment. Diyor ki, ha bitti değil mi? Sevgili Emily diye yazılmış bir mektup. Remember when I said I wanted to live like a cherry blossom? Kiraz çiçeği gibi yaşamak istediğimi söylediğim zamanı hatırlıyor musun? Hani güzel, onurlu bir şekilde. Basit, hani bir şekilde yaşamayı, hayatın öyle devam etmesini. Daring to bloom, knowing it won't last, as so falling in vivid color, I wish I could like that. Hani işte bu kiraz çiçeğinin yaprakları bir sürü farklı rengi, öyle bir güzel bir hayatın olmasını istemesi falan muhabbet var o renkli. Keşke öyle olabilseydi. Ben gerçekten gerçek güzelliği deneyimlemeyi istedim. Bir an için bunu istedim demiş. I met someone. Biriyle tanıştım. Made me feel different. Belki farklı hissederim diye. Abi şey, bu beni farklı hissetmemi sağlayan. Pardon. Dur söylesin de ses üstesi de bilmiyor ya. I honestly thought he could help me find a new me. I felt it with all my heart. But people didn't understand us. Cherry blossom kiraz çiçeği değil mi ya? Ben kiraz çiçeği diye biliyorum. Onun da yaprakları öyle pembe pembe olur hatta. They took my hope from me. İlk açtığı zamanlar. They took him away. Gizem Dur selamlar. Diyor ki mektubun devamında bana farklı hisse... Ne? Who made me feel different? Bana farklı hissettiren birisiyle tanıştım.
bana yepyeni bir dünyayı gösterdi. Bana umut verdi. I honestly thought he could help me find a new me. Hatta kendi yenimi bulabileceğime inandırdı beni. Öyle düşündüm açıkçası. I felt it with all my... Ve ona tüm kalbimle bunu hissettim. But people didn't understand. Ama insanlar bizi anlamadılar. Didn't want that from us. Bunu bizden istemediler. Bizi anlamak istemediler. Ve sonunda benden umudumu aldılar. Onu benden aldılar. People. Sakura işte. Sakura Kirazçı aynı değil mi? İşte o Sakura işte. People who can't achieve beauty seek comfort in others. They fear anyone different. Hate them. Try to tear them down. I can't take much more of this. I wish you and I could run away together. Ben oyunu bitiririm, tüm hikayeyi özetlerim size, merak etmeyin. Just me and you. Diyor ki Maya mektubunun sonunda, Maya Emily'ye yazmış bunu. Bu mektubun sonunda people who can't achieve beauty, işte hani güzelliği başaramamış, o güzel şeyler başaramamış insanlar rahatlığı başkalarında ararlar. They fear anyone different. Farklı olanlardan korkarlar, onlardan nefret ederler ve onları alt etmek isterler. Onları işte üzmek isterler. Ben bunları artık daha fazla dayanamıyorum. Keşke sen ve ben başka bir yere gidebilsek Emily. Sadece sen ve ben diye yazmış Maya. Maya. She was asking Emily. Maya Emily'den yardım istemiş. Ama ben sadece Maya. You have Maya, everything. Her şeyin var. You're way more talented than benden me. Çok daha yeteneklisin. So, why? Neden? Why take neden Emily'yi benden aldın? Like sanki daha önce orada yokmuşum gibi davrandın hep bana. Emily friend. Benim arkadaşım. O she's benim. Mine. Ne Emily'ymiş arkadaş? Bir dakika, ben sadece biraz kötü hissetsin istemiştim ama çünkü Emily'yi benden almıştı çünkü. Bana dikkat vermiyor, beni hiç dikkate almıyordu. Ondandı. Kendini öldürebileceğini nereden bilebilirdim ki böyle yaparak arkadaşımın? Ha. Oğlum biz mi zorbaladık başından beri Maya'yı? Sırf Emily yüzünden. Kızlar ne yapıyorsunuz ya? Yalnız bir şey diyeyim mi? Bak ben üniversitedeyken de, lisedeyken de şeyi çok hissederdim ya. Kız arkadaş gruplarında, ama hanımlar bunu yanlış anlamayın ne olur. Erkeklere nazaran kadınlarda daha çok görüyorum bunu. Mesela A ile B çok yakın arkadaşsa ve ortama C geliyorsa, o da bir kadın. A ile C çok yakın arkadaş oldu mu bir anda B çok kıskanır, tamam mı? B ya C'yi ya A'yı zorbalamaya başlardı. Ben bunu üniversitede, lisede de arkadaşlarım arasında çok gördüm. Sıkıntı. Sıkıntı abi. Oğlum herkes bir takılsın birbirine, işte manyak mısınız? Lan dur bakalım ya, nereye gidecek muhabbet? Bunu almayacağız mı? Kitap orada işte. Erkek ortamında da oluyor bazen. Onu yapanı dövüyoruz. Sonra düzelip geliyor. Hepsi senin hatan. Abla yanlış anladım valla. Bak burada da biraz da şey mesajı var. Gerçekten bir insanın hayatı çok kötü gidiyor olabilir. Ve sen mesela bu ortamın, bu ortamdaki Maya gibi düşün kendini. Maya gibi düşün kendini. Her şey normal. Belki senin için hayatında kötü giden şeyler var. Artık bardağın taşma noktasına gelen bir seviyedesin. Ve seni aslında böyle gelip yüzüne bağıran bir arkadaşın sana yaptığını çok basit bir şey gibi görüyor olabilir. Ama senin için bardağı taşıran damladır o. Bunu bilemezsin abi. İnsan hayatında işte bazen bazı şeyleri bilemezsin. Yaptığın bir en ufak hareket karşı taraf için çok büyük bir sebebiyeti ortaya çıkarır. O yüzden abi
yapmamak lazım yani. Zorbalamamak lazım. Üstüne gitmemek lazım. Ne bileyim. Sıkıntı yani. Baksana her yerde fotoğraflar şimdi. Lan ne oluyor? Maya. Maya yanlış anladınız. Vallahi bak. Maya. Ananı avradını Maya'nı Maya. 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 Allah aşkına kanka. Ya finallerine vizelerine ben gireyim bu sene. Allah aşkına salın beni. Kurban olayım kanka. Ne olur vallahi bak. Sadece öylesine dedim lan. Al Amelie de senin olsun. Amelie'nin kardeşi de senin olsun. Herkes senin olsun la. Hepsi senin hatan. Hepsi senin. Ablacım vallahi yanlış anlıyorsun. Bak. Maybelline'den aldığım yeni takımlar, şeyler, makyaj malzemeleri hep senin olsun. Kurban oldu. Ha? Yeni ayakkabılar. Kışlık, aklar falan hepsi senin olsun gülüm. Gülüm. Yanlış anlıyorsun. Vallahi bak. Abi koşma. Oğlum karakter ben sadece ittiriyorum. Kendi de para kalktı. Maya. 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 Lan. Maya. Anam avradın Maya'nın. Tamam maskara da senin olsun. Maybelline maskara da senin olsun ya. Vallahi çok üzgünüm ya. Çok özür dilerim Ayacığım. Koşunca mı geliyor lan bu? Bu arada bu oyunun yapımcı ekibinde Masahiro Ito diye bir abimiz var. Masahiro Ito diye. İsmini yanlış okumuş olabilirim. İşte bu Silent Hill evreninde piramit kafayı falan tasarlayan adam. Şey demiş. 20 yıl sonra ilk defa Silent Hill'de yepyeni bir karakter tasarladım. Yeni bir canavar. Umarım bu canavar hoşunuza gider diye. Sağ ol abi. Çiçek gibi kokuyor vallahi. Çiçek gibi karakter olmuş abi. Bak Maya ve Emily. Maya ve Emily. Maya ve Emily. Aşko beni almadınız aranıza. Onu söylemek için şey ettim ben ya. İntihara ne gerek vardı gülüm? Maya. Koşma oğlum geliyor bu nasıl koşma? Ne demek koşma ya? Çiçek delirdi oğlum. Polen saçıyor geliyor çiçek. Allah bırakın lan. Maya. Maya yapma. Maya yapma kızım. Maya yapma kızım yapma yavrum yapma yapma yapma. Yok mu bu oyunda bir kutsal bir yer? Tamam hepsi benim hatam Maya. Özür dilerim lan hayvan. Tamam ne yapayım ya? Aşko tamam Allah aşkına bak. Allah'ım kafayı taktı bize bu. Ya yine koşmayacaktım. Üzerime geliyor pislik. Dalga mı geçiyorsunuz adamı söylüyorsunuz? Anana vırdın anana vırdın anana vırdın anana vırdın anana vırdın anana vırdın anana vırdın. Look at me bana bak neredesin? Bana bak!
aga, ne oluyor aga? Nasıl fake attım ama? Tak tak tak. Tamam, bu hikayenin de nasıl Silent Hill'e bağlandığını böylelikle anlamış olduk. Anlatacağım onu da. Maya. Maya. I finally get it. Sonunda anladım. I know what you wanted me to find. Neyi bulmamı istediğini anladım. Anita, what's up? Anita, ne haber? I'm so sorry, çok, Emily. Çok üzgünüm Emily. Maya died. Maya. Because I killed her. Öldü çünkü onu ben öldürdüm. What are you talking about? Neden bahsediyorsun sen? You and Maya wrote letters to each other. Maya right? Ve sen birbirinize mektuplar yazıyordunuz değil mi? Evet. Ve sonrasında Maya çatıdan atladı, intihar etti. There was supposed to be one. Aslında in the last book you had too. Senin de sahip olduğun what? Kitabın içerisinde that olması lazım letter. O mektubun. O mektup. O mektupta sana bir mesaj vardı. Was a message for you. Why are you telling me this, Anita? Bunu şimdi neden bana söylüyorsun Anita? Ben kıskanmıştım Maya'yı. Seni benden aldığını düşünmüştüm. Ya daha doğrusu onun için korkmuştum. Annem haklıydı. Ben asla doğmamalıydım. Bekle Anita, sakin ol. Tamam, her şey oturdu şimdi. Binadan atladım. Aa, kendimiz. Aha, kendini gördü. Even if I die. Ölsem bile bu şey bitmiyor. How many times do I bunu daha kaç kere atlatmam lazım? Bak, bir insanı zorbalayınca neler çekiyor. Sen daha iki kere yaşadın bunu, neler oldu. Bul onu. Nasıl beni affedebilirsin? How can I get you to forgive me? Hani beni nasıl affedebilirsin dedi. Lütfen Maya, söyle bana. Neden hiçbir şey söylemiyorsun? Aa, gitti lan ceset. Allah'ım, şuraya pısıveren ya. Bu Silent Hill'le bağlantısını da anlatacağım, merak etmeyin. Ben de bayağı oturdu hikayeyi anlatacağım. 4 Şubat. I ended up hearing going to the roof of the villa. Diyor ki işte villanın çatısına geldim. I couldn't help but think of girl who jumped to her death last year. Diyor ki villanın çatısına geldikten sonra couldn't help but think of girl. Bu geçen yıl buranın çatısından atlayıp intihar eden kızı düşüncesini atmaktan ya, yani atmama yardımcı olma. Onu düşünmeye, yani düşünmeye devam ettim. Actually a lot of girls killed themselves. Birçok kız burada kendini intihar ederek hayatına son verdi. Tüm o gençler son zamanlarda. Now the place is famous spot. Hatta insanların kendini öldürmesi için ünlü bir yer haline geldi artık burası. Çatıdan aşağı baktığımda ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorum. Ne kadar yüksekte olduğumu görebiliyordum. The thought of like breeze sending me flying made me crazy. Where they were not scared. Yani bu kadar yükseklikteyken acaba o kızlar hiç mi korkmadılar? Hani bu kadar yüksekte olmalarından, aklınlarından ne geçiyordu acaba? Bunu düşündüm. Böyle canlı bir farsa. Acaba başka bir şeye mi atlıyorlardı? İntihar etmek için değil de bambaşka bir şeye ya da başka bir şeye ulaşmak için mi atlıyorlardı? Bilemiyorum. Hani atladıklarında öleceklerini düşünmeyip de bambaşka yeni bir hayata, daha huzurlu bir hayata başlayacaklarını düşünerek mi atlıyorlardı? Thank you.
dışarı gitmeyi sakın cüret etme. Bu da bizim karakter Anita'nın annesinin çocukluktan beri Anita'ya söylediği laflar. Az önce dedi ya, annem haklıymış, ben hiç doğmamalıydım diye. Hatta oyunun başında bir küpür okumuştuk. İşte ailelerin çocuklarına ihmalkarlık yapması, onlardan uzaklaşması falan muhabbeti. Orada kız, annem beni severdi dedi. Niye böyle oldu ki şimdi? Hani neden işte buralarda annemin sesini duyuyorum işte yani. Niye böyle oluyor denilmesinin sebebi annem beni severdi yaya getirmesi. Ama Silent Hill ona başka gözler gösteriyor. Serisine başladım. Talacım, iyi seyirler. Bana bak, bu yine cızırtı yapmaya başladı. Ne zaman cızırtı yaptı şu çiçek geliyor. Umut yok. Gelecek yok. Bir dakika, burası... Annem ve ben burada yaşardık. Burası bizim salonumuz. Aralık 2011. Sonunda onunla irtibatı kaybettim. Onu bir daha asla göremeyeceğim. I've thought I found my happily ever after, but it was all dream. Sonunda hani o mutlu sonu yakaladığımı zannediyordum ama hepsi bir rüyaydı. Her neyse, I haven't lost, her şeyi de kaybetmedim. Hala çocuğum benimle. Benim küçük tatlı meleğim. O benim hayatıma ışık tutuyor. Annemiz böyle yazmış. Bak. Anita ile annesi. Anne. Anneni arıyorum. Anne! Yok, tuvalette değil. Eve ne oluyor oğlum? Ev çöp eve dönüşüyor yavaş yavaş. 10 Şubat 2012. My new man showed up to my place today with pizza. İşte benim yeni adamım bugün pizzayla benim eve geldi. Children definitely, bir çocuğun kesinlikle bir babaya ihtiyacı var. But they still want to take him. Ama hala onu almıyorlar. Won't take to him. Anlamadım orayı. Neyi almıyorlar onu? He looked annoyed when he left. Buradan giderken mutsuz gözüküyordu. Benim bu yeni adam. Umarım benden nefret etmemiştir. 22 Şubat 2012. My daughter drew a picture of our family. Kızım bugün ailemizin bir fotoğrafını çizdi, yani resmini çizdi. Elimizde bir şeyler tutarken gülümsüyorduk. Hani onu elimizde tutarken gülümsediğimiz bir fotoğraf, aile fotoğrafı. I wish she would have drawn him. Aynı bu gelen yeni elemanı babası gibi böylesine çizmesini isterdim. I wish she would have. Maybe she doesn't realize him. Ha. Ben onu tutarken kızım bizi çizmiş. Keşke bu adam da yanımızdayken, onun babası olmasını istediğim bu adam da yanımızdayken onu da çizseydi. Ama sanırım onun ailemizin bir üyesi olup olmayacağını ya da ailemize katılacağını anlayamadı. She's slower than other kids. Yaşına göre diğer çocuklardan daha yavaş idrak ediyor bir şeyleri. Daha yavaş bir çocuk. I'm sure she'll catch up and pass them. Ama onları yakalayacağını ve onları, o çocukları geçeceğini düşünüyorum. Yakında. I know how... Çocuk nasıl büyütülür biliyorum. Ben iyi bir anneyim. Diğer kalpsiz orospular gibi değilim. Beni büyüten o onlar gibi değilim. O ıspılar gibi değilim dedi. I won't feel my children. Ben çocuğumu nefretle, korkuyla yetiştirmeyeceğim. Büyütmeyeceğim. Ona bunları yüklemeyeceğim. Yani ona bunları öğretmeyeceğim. Vay ana. Bunları yazan Anita'nın, kontrol ettiğimiz bu ana karakterin annesi.
Söylediğim tek bir şey bile neden dinlemiyorsun diye bağırdı biri lan. Anne bağırdı. Huracan hoş geldin Hurakan. Bizim boyumuz mu kısaldı? Çocukluğumuza mı döndük lan? Harbi. 7 Mart 2012. He show up again and with a smile on face and pizza his own. Evet, eleman yine ortaya çıktı. Bu sefer yüzünde bir gülümseme, elinde yine bir pizza vardı. Kızım pizzadan nefret etti. She's excellent, peki çok seçicidir. I should probably teach her to eat eating. Sevmediği şeyleri de ona yedmeyi öğretmeliyim, kızımı öğretmeliyim. I know why I was forced to eat things I hated when. Çünkü ben de küçükken sevmediğim şeyleri yemeye itildim hep. But I guess it has to be done. Ama bunu yapılması gerek. 22 Mart 2012. The kids finally blow up in front of him today. Bugün çocuklar ona patladılar. Onun yüzünde patladılar. Yani işte bağırdılar. He was exhausted from work. İşten geldiğinde çok yorgundu. And said he just want to relax. Ve dinlenmek istediğini söylemişti. Bu He diye bahsettiği annemizin tanıştığı, yani bu kızın annesinin tanıştığı, sonraki işte evleneceğini düşündüğü eleman. He makes me feel so good. O beni iyi hissettiriyor. Ama ben onun için aynısını yapamıyorum. Maybe I'm not strict enough with him. Sanırım onlara karşı o kadar iyi değilim. We need to him for a happy life. İyi bir, mutlu bir yaşam için o adama ihtiyacımız var. Bunu onların da anlamasını istiyorum. I know it's probably a little harsh, but belki biraz zor olacak ama they will sonunda işte ondaki ışığı görecekler. 12 Nisan. He told me bang on the closet door. Hani kapınızda gelen sesten rahatsız oldum, biraz daha sessiz olamazlar mı diye çocuklar için sordu. Çocukların sıkıntısını anlamadım. Bu aralar eskiden geldiği kadar gelmiyor artık bu sevdiğim adam. If I don't figure something, eğer buna bir çözüm bulmazsam belki onu tekrar hiç göremem. Allah Allah. Anita'nın bir de kardeşi mi var ya? Çocuklar diye bahsediyor hep. Sana hayatımı, senin için hayatımdan vazgeçtim demiş annesi. Ananı avradını, ne oluyor oğlum? Bu bayağı psikolojik gerilim oyunu olmuş ya. 9 Mayıs 2012. Everything seems to be going well. Her şey iyiye gidiyor gibi gözüküyor. He was worried about my kids. Çocuklarım için endişeleniyor. So he bought them a bunch of books. Onlara birçok kitap ve oyuncak aldı çocuklarıma. I have been going so much lately. Son zamanlarda çok dışarı çıkıyorum. Evi biraz dağınık bırakıyorum bu yüzden. Bu evi temizlemem lazım. Ama yine de enerjim yok. Son zamanlarda. I got contracted with my child welfare center. I guess some speeches of my body. Aa, diyor ki 25 Mayıs 2012'de çocuk bakım merkezinden bir kontrat gelmiş. Sanırım ses çıkardıklarından dolayı komşulardan bir tanesi, binamdaki şerefsizlerden bir tanesi çocuğun ağlamasını duymuş geceleri benim evimde. Ve bu yüzden acaba ne biliyorlar ki, ne yaşıyoruz ne biliyorlar ki, gidip çocuk bakım merkezini şikayet etmişler. Sevdiğim adam son zamanlarda hiç aramıyor. Neyim ben, yalnız kalma kaderini, yalnız kalma mahkum muyum? Everyone else joining. Herkes hayatın tadını çıkarıyor. Ben işimde kıçımı işte kıçımı kırıp işime oturup işte işimi gücümü yaparken, koştururken her yere, çocuklarımı büyütürken herkes eğlenmesine bakıyor. Why I am the fucking bad? Ben neden ben burada kötü oluyorum demiş kadın. 15 Temmuz 2012 ifade. Eğer bir çocuğum olmasaydı belki bu yaz tatiline gidebilirdim arkadaşlarımla, gittiği gibi şu anda. Artık hiçbir şeyin önemi yok. Öylecesine sürünüyorum bu hayatta. I know what's going on in the closet, but dolapta ne olduğunu biliyorum ama bakamıyorum. I just want to be happy. Sadece mutlu olmak istiyorum. Bunda sorun ne? Artık ben bittim. Bayan Krisa Planert. We have reached out repeatedly and received response. Size birçok kez ulaşmaya çalıştık. We take this on the intention of the issue. You are in violation of the Chairman's Bill Code article. Ha, diyor ki bak.
Frank Fisher, Katenstadt Çocuk Bakım Merkezi'nden bu Anita'nın annesini anladığım kadarıyla, ki adı Krista Planert'miş, bir mektup gelmiş. Amerika Sivil Kod Makalesi 1631'e 2'ye göre bir suç işlediniz ve çocuğunuzun sizden alınması gerek. Size defalarca ulaşmaya çalıştık ama cevap vermiyorsunuz, lütfen bize geri dönüş yapın diye bir kağıt gelmiş eve. Hani çocuğuna bakamıyorsun, çocuğunu senden alacağız, suç işliyorsun falan diye. Don't you dare go outside. Dışarı gitmeye cüret etme. Stop. Kes şunu. Oğlum bebek onun içinde mi? Lan çıkarın bebeği. Bebişi çıkarın oğlum. Boy found dead in refrigerator, mother arrested. Aa, çocuk buzdolabında ölü bulundu, anne tutuklandı. 4 Ağustos 2012. A boy was found dead today. Bugün bir buzdolabı içerisinde bir evde 41 yaşında bir annenin oğlunu oraya hapsettiği ve çocuğun öldüğü bilgisi geldi, haberi verdi. As siktir. Pardon. Söylendiğine göre, çevrede yaşayanların söylediğine göre bu 41 yaşındaki anne çocuğunu o dolabın içinde saklıyormuş, buzdolabının. The person claims, person A claims to have locked her son in closet for more than a day. Çocuğunu cezalandırmak için oğlunu dolaba kilitlermiş. Bu buzdolabına kilitlermiş. Ve bir sonraki sabah oğlunun orada dolapta, ya buzdolabında hareket etmediğini fark etmiş. She hid his lifeless body in the refrigerator. Sonrasında onun bedenini, yani o donmuş, ölmüş bedenini dolapta saklamaya devam etmiş. Araştırmacılar otopsisine ölümün işte buna sebebi, dolapta böylesine tutulmasına sebebiyet görmüşler. According to investigation, soruşturmaya göre person A'sin, person A'nın, işte A kişisinin kızı kaçarak komşusunun evine gitmiş ve polisi aramış ve annesini rapor etmiş bu durumdan dolayı. Ben de dedektifler geldiğinde eve kardeşinin bedeninin, kardeşinin cesedini dolapta bulmuşlar, buzdolabında bulmuşlar ve kadını yakalamışlar. Ardından kadın ise işlediği suçu itiraf etmiş. Bana yine itaatsizlik ettin. Orada duracaksın. Olduğun yerde kalacaksın. Beni buraya kilitleme. Bırak çıkayım anne. Ne geçişti lan o ile? Hepsi senin hatan. Kötü şeyler hep senin yüzünden oluyor. Sen asla doğmamalıydın. Sen bir yüksün. Sen benim annemden bana gelmiş bir lanetsin. Evet. Aynen öyle. Annem bana bağırırdı, bana vururdu, beni kilitlerdi dolaba. Bana bir lanetmişim gibi davranırdı. Hayata geldiğim için, ona böylesini bir hayat verdiğim için. Üzgünüm anne. Anne. Lütfen çıkar beni. Anne lütfen terk etme beni anne. Oğlum o çiçek var işte, çiçek düşmanı. Annemizmiş lan en başından beri o. Ben lanetim. Her zaman dediğin gibi. Ben olmasam daha iyi olursun. Sen benim kızım değilsin. Sen yüksün. Annemden bir lanetsin sen. Yanılıyorsun anne. Ben senin kızınım. Ve tıpkı senin gibi. Ben de lanetlendim. Why am I seeing this room here in the villa? Burada bu villada neden bu odayı görüyorum? Bu yeri unutmak için o kadar çok çabaladım ki. Anne! Anne saçmalama! Ne oluyor lan? Telefonda bir şey gözüküyor. Aa, Emily falan değil mi o?
Emily! Maya bir şey yapın Emily, Maya kurban olayım. Anamdan kaynaklı her şey. Anamın da anasını. Allah büyük annemin belasını versin. Hepsi onun yüzünden. Hepsi ondan. Vallahi bak. Anadan kıza nesiliz biz. La kardeş bir yardımcı olun. Hadi bacılar dayanışması. Hadi hadi. Ya gelinir mi öyle ya? Anne, çiçeğini yollayayım senin. Onur için kaliteden anlamıyorsun kral. Yapma etme. I'm sorry mom. Çok üzgünüm anne. Annenden niye? Ne üzgün anne? Ne üzgün? Annen senden özür dilesin. Senin ananı ya. Sen sanatla ilgileniyorsun değil mi? Sanat sınıfında olabilirsin mesela. Numarasız kapıları açma. Buradan şöyle gitsen. Ha, bu ne? What's that? Ha, gördüğün şey hoşuna mı gitti? You like what you see? Maya'nın konuşması bu. Deli, deli! Abla canına kurban olayım, bir saniye dur. Orada ne saklıyorsun? Ulan bir zinciri daha kırdık. İki tane kaldı. Bacı aman diyeyim bacı. Bacı 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 bacı. Anne. Zorba iti ol itler. Siz de gelin buradasınız lan. Allah'ım küt küt atıyor kalbim. Gitse de şu, bitse şu derdim ya. You're way too hard on yourself. Kendini çok zorluyor. Kendini üstüne çok gidiyorsun. I'm sorry, mom. Anne vallahi özür dilerim ya. Anne nerede çıkacağız? Yolunu yorda mı? Anneni... Sokma şunu ya! Kapı nerede acaba o kapı ya? Bu şey ne zaman bitecek? Geliyor diyor. Tamam sadece numaralı kapı var. Ana ne avradını popomda. Sen gerçekten manyak bir şeysin sen ya. Ruh hastasısın sen ya. İnni ve de cinni oluşum ya.
Anne sen akıl hastası mısın, ruh hastası mısın canım? What's that? Oh, you like what you see? Topuğa kalktı, topuk atıyor gene. Vallahi topuk, 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 topuk. Topuk, topuk, topuk. Saçmalama. Saçmalama. Zombire girmedik mi lan biz? You're way too hard on yourself. Geldi mi? Sakin, sakin. Oh mama, 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 I just fucking da 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 da. Aney, dur aney. Anne ne çeşit bir sapıksın ya. Niye geliyor ya bir de? I really like what you drew me way back. Beni çizmen hoşuma gitti dedi. You're into art, right? Sen sanat. You could audit an art class. Sanat sınıfı çıkasın değil mi? Sanat sınıfı olabilirsin. Allah çok üzgünüm anne. Kanka bu kapı nerede? Ha anne, where is the door ya? Anne sen manyağı tekisin ya. E sen manyağı tekisin be oğlum. Allah'ım kutsalım, nerede kutsal kapı? Neriz de kutsal ilk doğru ya. What are you hiding inside? Aa, açtım kapıyı. Kanka hangi kapı o? Kurban olayım. Anne? Anneni arıyorum. Geldi mi? Kapıyı bul abi. Ne kadar kolay ya söylemesi. Asansör çalışmıyor. Çalışmıyor. Anne! Ne derdi varmış bu kızın ya?
ACV buldum kapıyı. Geldim, vallahi geldim. Sonsuza kadar yalnız mı olacağım? Buna mı takıldın şimdi? Bu mu derdimiz yani? Ha bak, Emily, Maya, Ebis, bizi çizmemişsiniz. Ben kanka. Kanka ben. Maya. Ne kan kokuyor mu ben? Ne hayırdır? Şubat. AI ben absorbed my site painting also jump on. Diyor ki son zamanlarda işten çok uzaklaştım ve şeye karar verdim. Çatıdan atlayan kızların I decided to paint the girls who jump off. Villanın çatısına atlayan kızların resimlerini çizmeye karar verdim. I would like to think they left this place for something better. Bu yerden daha iyi bir şey için ayrıldıklarını düşünüyorum ben. Yani bu yüzden intihar ettiler. I think I might finally be free on my despair because I never felt in inspired. Diyor ki hiç böylesine etkilenmiş, tutkulu hisseden bir şeyde etkilenmek var. Inspired, etkilenme. Etkilenmiş hissetmemiştim. Sonunda o hani üzerimdeki şeyi atmış olabilirim bu etkiyle birlikte. Ne denir ona? Kasvet mi denir? Her neyse. I'm going to put every last bit of myself into this piece. İşte bu parçanın içerisine her kendimden ne varsa katacağım demiş. Bunu yazan kişi herhalde Maya. 4 Mart, my roof piece is almost done. Benim çatı parçam neredeyse tamamlamak üzere. It might actually be my crowning achievement. Bu benim başarım olacak. But once it's done, ama bunu bitirdiğimde peki sonrasında ne olacak? Do I have it in me? Come up with something. Acaba daha iyi bir şey bana gelecek mi? Daha iyi bir ilham gelecek mi? Daha iyi bir olay? How much longer can I enjoy the fame and prize I get now? Ne kadar daha süre? Şu an olduğum kadar hani keyifli, mutlu olacağım. Hani either the parents put me waiting me around. Acaba köşede bu iş bittikten sonra hemen ardına gene beni işte hayal kırıklığı ve umutsuzluk, mutsuzluk mu bekliyor? Kasvet mi bekliyor? The sadness that creeps in before me and climbs back in my mind. I guess it's always true. Hep kafamda o şey var işte, o kasvetli durum, o eski zamanlar hep kafamın bir köşesinde. Ne zaman ortaya çıkacağını kim bilir? Hani şimdi iyiyim ama bu kötü zamanların gene ne zaman geleceğini kim bilir? Böyle tüylerimin diken diken olmasını, böyle nasıl denir ona? Hani sanki derimin üzerinde böyle geziniyormuş da bir an ortaya çıkacakmış gibi. Bedenimde geziniyormuş, bir ortaya çıkacakmış gibi hissediyorum. Maybe I should just end this one. Belki de hala mutluyken bu şeye bir son vermeliyim. Dışarı gitmeli ve iyi bir... Go out and on a good note. İyi bir nottan bırakmalıyım bunu. I wish I could talk some... Keşke bunların hepsini birisiyle konuşabilseydim diye yazmış. Bunu yazan kişi. 13 Mart. Attack on the 1 p.m. 12. Popular... Bugün diyor saat... Ayın 12'si saat 1'de. Popüler grafiti sanatçısı, popüler ünlü grafiti sanatçısı Cherry Blossom, yani Mayo Ako Hindenburg, bedeni parçalanmış bir şekilde apartman binası Kedestan'ın çatısından atlanmış halde bedenine ulaşıldı. Hastaneye götürüldüğünde ölmüştü. The dad of 18 yaşındaki kızın ölümü şokla geldi. Şok oldu tabii ki herkes için. Shock to not only look. Ha diyor ki sadece bu etrafta yaşayan insanları değil, bu bölgede yaşayan insanları değil, herkesi şok etti. Onun işlerine aşina olan insanları da şok etti böylesine ünlü birinin intihar etmesi. Otoriteler ölümünün bir intihar olduğunu düşünüyorlar. Ancak böylesine hani böylesine bir popularity ha işte bu popülaritesinden dolayı işte her pierce warning signs or peace. Hani bir bazı uyarı işaretlerinin olabileceği ve bu işin arkasının bırakılmaması gerektiğini düşünüyormuş. Bir dakika. O kendini öldürmüş. Half a year ago? Bir 6 ay önce. Then that means ya bunun anlamı I've been here this whole time. Onca zamandır ben burada mıyım yani? What'll it take for you to forgive me? Ne kadar sürecek beni affetmen? Artık son ver şuna Maya. Bırak just ben de öleyim. Ha? Sakura kiraz çiçeği. Bu Maya.
İşte kiraz çiçeği kendi içerisinde büyüyor güzellikle. Onu tasvir ediyor. Emily. Is this? Bu me? Ben miyim? When did she draw this? Bunu ne zaman çizmiş? I want to show the hidden side of girls. Sana kızların gizli tarafını göstermek istiyorum kızların. Onların nabızları. Urges neydi ya, unuttum. What are you hiding inside? Sen içinde ne saklıyorsun, Anita? Don't worry about what people think. İnsanların ne düşündüğün için endişelenme. Düşündükler hakkında endişelenme. Be proud. Gururlu ol, gurur duy. So, demek ki beni fark etmiş ha. Şurada bir tezgah olsa Silent Hill 2'de James'in saklandığı dolap, piramit kafa, piramit kafanın oynaşmaları, şurada o kapı. Ben şu an oyun odaklıyım arkadaşlar. Siz de oyuna odaklanın. Chat'ten muhabbetimizi, sorularınızı oyunun sonunda konuşalım. Ya şu an oyun odaklıyım. Nasıl çarptınız siz so happy when my mom liked the first picture I drew. Annem odamda çizdiğim ilk resmi beğendiğinde çok mutlu olmuştum. O zamanlar mutluydum. Brian O'Connor izle mi kralı o? I could have had a different life too. Keşke. I guess someone finally did love me. Farklı bir hayatım olsun istedim. Birisi sonunda beni sevsin. You actually noticed me. Sen aslında beni fark ettin. I never thought you would. Hiç fark etmeyeceğini düşünsem de. Emily. Emily. What should I do? Ne yapmalıyım? Oyunu sevmek zorunda değilsiniz ya. Sevmeyen arkadaşlar izlemesin canım. Estağfurullah. Her oyunu sevmek zorunda değilsiniz. Yasin'i gayet iyiyim. Oyuna odaklıyım. Anita. Anita. What's up? Ne haber? I'm sorry. Çok üzgünüm Emily. I'm such a piece of shit. Bok gibiyim ya, bokum ben. No idea she'd do that. Onu yapacağını hiç düşünmemiştim, böyle bir şey yapacağını. About? Neden bahsediyorsun? Bir şey mi oldu? I görünmez invisible. Olduğumu düşünüyordum, tamam mı? I didn't matter. Bir önemim olmadığını düşünüyordum. No matter what anyone said. Kim ne dediği umurumda değildi. Ama dinlemedim. Anita ne diyorsun? But you, ama sen ve Maya, ikiniz de beni hep gördünüz. Both of you did see me. I should have figured that out sooner. Keşke bunu daha yakında öğrense, anlasaydım. Anita bekle, sen şu an neredesin? Teşekkürler Emily. Her zaman benim için oradaydın. Şimdi de Maya'dan bir özür dilemem gerek. Anita bekle, sakin ol. Bir dinle. Let's go shopping tomorrow. Yarın alışverişe gidelim. Konuşabiliriz. Sadece ikimiz. Birbirimize hani aklımızdakileri anlatırız. Lütfen gitme Anita. Lütfen beni terk etme. Of.
kefaret ödendi. I am here for you, Anita. Senin için buradayım. Senin yanındayım Anita. Onu diyen Maya mıydı lan? Maya'nın sesi gibiydi. Bence verdi mesajıyla çok güzeldi ya. Çok güzel. Başkalarıyla bir bağlantı arayışında olmak zayıflığın işaretidir. Güçlü hayvanlar gruplarla bir araya gelmezler. Tek olurlar. Tek ihtiyacı olanları hayatta kalmaktır. Onlar için. Bir grup içerisinde birisine ihanet ederseniz o ihanet eden kişi acınasıdır. Bunun bir güzelliği yoktur, böyle bir yaşamanın güzelliği yoktur. Ama gerçekten anlamıyorum. Ben sadece beni anlamasını istediğim bir kişi istiyorum. Bu sevgi için ben seveyim, o da beni sevsin istiyorum. Devam etmek istiyorum hayatıma. Ve asla geri bakmak istemiyorum yaşanmışlara. 18 yaşındaki kendime mesaj. Evet, bu da böyleydi be. Bu da böyleydi. Bence o sosyal medya şeyleri, dokunuşları, insan işte bu genç yaştaki insanların arkadaş grupları, zorbalıklar, işte o yaşanan durumlarla ilgili genç insanların vereceği yanlış kararlar, zamanında çocukken işte yaşanmışlıklar, aileden gelen bir şey olabilir bu. Efendime söyleyeyim, ailemizin çocukluğunda yaşadığı şeyler olabilir. Bunların etkisi vesaire çok güzel anlatan bir hikayeydi bence. Taşınma günü. Biraz korkutucu geliyor hani kasabamdan ayrılmak, şehrimden ayrılmak ama iyi olacağım. Çünkü en yakın arkadaşım benimle. Diye tweet atmış Emily. Burası telif. Keşke şey yapmasam ama. Telif yemeyelim. Efendim, başından sonuna izleyen herkese çok çok teşekkürler. Güzeldi. Anlattığı hikaye beni etkiledi yani açıkçası. Hani böyle çok efsane bir hikaye de değil. Böyle çok kötü bir hikaye de değil ama sosyal yaşamda yani şu günümüzde karşılaşabileceğimiz, karşılaştığımız, duyduğumuz konulardan bazılarını bir şey yapmışlar hani. Onu sosyal medya vurgusuyla hayata getirmek istemişler. Hani işte gençlerin arkadaş ortamında dışlanmaları, dışlandıklarını düşünmesiyle yaptığı yanlış hataları, sosyal medya uğruna yaptığı şeyleri vesaire bence güzeldi. Bir korku oyunundan ziyade bir psikolojik gerilim oyunuydu ya. Ki zaten genellikle Silent Hill'in olayı da odur. Ha peki neden hikaye Silent Hill diye geçti onu söyleyeyim. Arkadaşlar hep bilinir. Silent Hill kasabası insanın günahlarından dolayı onu çağıran ve o günahlarıyla insanı yüzleştiren, bir insan ne günah işlemişse o kasabanın o işlediği günahlar gibi kendisine gözüken bir yerdir. Yani kefaretini ödemesi için. Burada da kızımız işte bu en yakın arkadaşlarından bir tanesi olduğunu düşündüğü Maya'yı kıskanması, yine en yakın arkadaşlarından bir tanesi olduğu Emily'yi elinden alıyor olduğunu düşünmesi ve Maya'yı zorbalamasından dolayı zaten zor bir hayata olan Maya'nın intihar etmesi ve bundan dolayı kendini suçlamasından dolayı Silent Hill kasabasının o karamsarlığına, kabusuna tutsak düştü. Ancak burada hayatta kalanlar da olur, yitenler de olur. Burada hayatta kalanlardan oldu. Nasıl? Kefaretini arkadaşının affıyla ödeyerek. Silent Hill'de böylesine bir kısa mesajla karşımızdaydı. İzlediğiniz için teşekkürler. Silent Hill 2 remake geldiğinde de oynamak, bitirmek dileğiyle hep beraber. Burada 3 saat yani 2 saat 44 dakikadır bana eşlik eden herkese çok çok teşekkür ederim. Oyunu sevmiş olabilirsiniz, sevmemiş olabilirsiniz. Bu sizde dediğim gibi. Şimdi ben bir yayını kapatacağım. Belki bir yarım saat, bir saate böyle chill bir yayın açabilirim küçük. Onu da söylüyor olacağım, paylaşıyor olacağım. Efendim bilginize, seviyorum sizleri. İşte o açtığım yayında da Grand RP ve Rainbow Six falan oynarım büyük ihtimalle. Haberiniz olsun. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Bu seri, ya bu video yayın hoşunuza gittiyse ne mutlu. Sizden bir ricam var. Kanaldaki şu videoya da canlı yayından bir selam gönderip beğenirseniz, chatte paylaştım, tadından yenmez. Bu videoyu da beğendiğiniz takdirde alttan beğenmeyi
kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Var mı bir şey sonunda? Aa bak, Emily ve Anita. Vay be. Vay, güzel menü. Güzel menü.